İyi akşamlar sevgili izleyenler. Evet, sizleri eski kış günlerine, aktif sezona götürdük. Belki içiniz biraz açılmıştır. Muhteşem Palandöken görüntüleri. Tabii ki bunu kayak kulübünün o minik sporcularıyla ekrana taşıdık. Stüdyolarımızda da kayak kulübü başkanı Sayın Atakan Alaftargil var. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Ve Erdinç hocam, Profesör Doktor Erdinç Kıtar hocam da bizlerle beraber. Şimdi Atakan hocama döneceğiz. Tabii Türk kayağını konuşmak istiyoruz. Çünkü en yetkin ağız şu an stüdyolarımızda. Hem akademik, hem olimpik, hem iş adamı. Hangi yönden bakarsanız bakın, kayak sporu için biçilmiş bir kaftan. Ama bunu tek bilmeyen herhalde kayak camiası. Tabii o içimizdeki İrlandalılar da ayrı. Onları her defasında gündeme getireceğiz. Çünkü Kayak Federasyonu Başkanlığı'na yakışan bir isimdi. Belki olsaydı şu an çok farklı konumdaydık, çok farklı yerlerdeydik. Veya ileri planlamalarda çok farklı işler içerisindeydik. Bunların hepsini, Türk kayağını konuşacağız. Erzurum'un kayağını konuşacağız. Erzurum kayağı nerede? Nereden nereye geldik? Eskiden olimpiyatlara giden çok sayıda sporcumuz varken bugün neden çok minimal seviyeye düştük? Hepsini konuşacağız. Evet başkanım, şimdi genç minik çocukları gördük. Bu zannedersem sömestre çalışmalarınızdan kaynaklanıyor. Önce bir kayak kulübünün yapısını anlatır mısınız? Çok eskiye dayanan bir kulüp. 60 yılı geçti zannedersem yaşı. Türkiye'deki en eski kulüplerden bir tanesi. Böyle o kulübü başlayıp sonra bu yaptığınız icraatlerden yavaş yavaş gelelim istedik. Tabii ki hocam, memnuniyetle. Tabii bildiğiniz üzere Erzurum Kayak Kulübü 1960 yılında kurulan, 2000 şu anda 24 yılındayız. O günkü kurulduğu misyonla devam eden bir kulüp. Yani Erzurum'da kayağı seven büyüklerimiz, esnaflarımız, varlıklı insanların desteğiyle beraber Türk kayağına, Erzurum kayağına uluslararası düzeyde sporcu yetiştiren ve sizin de bahsettiğiniz üzere Türkiye'den en çok kış olimpiyat oyunlarına sporcu gönderen, Türkiye'nin ulusal yarışmalarında en çok sporcuları yetiştiren ve kürsülere taşıyan ve tabii yıllarca da rekorları egale edilemeyen bir kulüp unvanını taşımakta. Erzurum Kayak Kulübü kayak tarihinin ahenk taşlarından birisidir. Ve şu andaki bütün dağlarımızdaki kayak hocaları olsun, çeşitli işletmelerdeki idarecilerimiz olsun, yöneticilerimiz olsun, hepsinin Erzurum Kayak Kulübü'nden bir geçmişi, bir oradan suyunu içmişliği, yemeğini yemişliği ve oranın katkılarıyla kayak sektörüne şu anda hizmet ediyoruz. Demin de bahsettiğim gibi tabii kayak kulübünün geliri yok, hiçbir yerden bir geliri yok. Şimdi başkanım, geliri yok, bir de eskiye döndüğünüz zaman şimdi meyhek taşlarından biri diyorsunuz kayak kulübüne, evet. Ama bugün Atakan Alaftargiller, Selim Alaftargiller, Selamiler, Yakuplar, Ahmet Demirler artık yok. Yani olimpiyatlara giden Erzurum'dan en sporcular yetiştirdik. Bunların hepsi kayak kulübünün çıkışlıdır. Bunlar Erzurum'un kayağının gerçek dama taşlarıdır. Şimdi baktığınızda kayak kulübünde böyle isimleri pek göremiyoruz ama şu minik çocuklardan herhalde ilerleyen yıllarda öyle bir planlama mı var? Biraz bunu nasıl değerlendireceksiniz başkanım? Tabii ki 2011 yılından sonra Erzurum'da kayak ve doğuda kayak biraz maalesef kış turizmini geliştirdikçe spor turizmini biraz geri itti. Spor turizmi yine gelişti fakat tabii varlıklı insanların çocukları hem yurt dışındaki eğitimlerle hem de ülke içerisindeki oteller ve pistlerin koşullarını tamamen kullanarak varlıklı ailelerin çocukları ön plana çıktı. Ama tabii bizler gibi kendi yağıyla kavrulan kulüpler, sporcu kafileleri, Erzurum'da hatırlarsınız eskiden karayolları vardı, DSİ vardı. 12 Mart vardı. 12 Mart vardı. Yani böyle devlet kurumları ve özel kulüpler vardı. Ama şimdi tabii geldiğimiz günlerdeki ekonomik zorluklar, dağlarımızın gelmiş olduğu şu andaki pozisyondan itibaren dolayısıyla tabii biraz maliyetlerimiz fazlasıyla yükseldi ve çoğaldı. Ama Erzurum Kayak Kulübü olarak biz onun ben ve yönetici arkadaşlarım üstesinden geliyoruz. Tabii bizim en büyük yine yanımızda olan Ejder 3200, Büyükşehir Belediyemiz,
Ejder 3200'deki arkadaşlarımız, takım liderlerimiz bize inandıkları için bu işin kuş gibi yani iki kanatlı olacağını, hem turizm ayağı hem spor turizmin ikisi bir arada ileriye götüreceğini düşünerekten sağ olsunlar bizlere çok büyük desteklerde bulunuyorlar. Dolayısıyla biz yine geçmiş yıllardaki gibi çok iyi sporcularımız var. Geçmiş programlarınızda konuşmuştunuz. Sıla Karakızımız olimpiyatı hak etmişti. Fakat tabii federasyonumuzun maalesef sağlam duramamasından dolayı yapılan... Üç tane oy hocam, üç evet, tane oy. Seçmelerden dolayı kızımızı hak ettiği halde moralini demoralize ettiler ve kızımızı gönderemedik. Ama alttan inanılmaz güzel yetiştirdiğimiz çocuklarımız var. Şimdi hocam var. Şuraya bir virgül koyalım. Kızımızı gönderemedik dediniz. Ve bu kızımız da Erzurum'da herhalde tarihinde ilk defa bir bayan sporcunun, kadın sporcunun olimpiyatlara gidişi evet, olacaktı değil doğru, mi? Doğru, doğru. Yani bunu federasyon engelledi. Federasyonun bazı şeylere duruşunu tamam yani tam yani duramadığından. Önceki yıllardaki evet, uygulamadan vazgeçti. Evet. Ne hikmetse o sene farklı bir uygulamaya baskılara girdi. Baskılara dayanamadılar evet. Ve Erzurumlu İrlandalı kardeşlerimiz de evet, ona evet dedi ve bizim kızımızı olimpiyata gitmesini engellediler. Maalesef. Dolayısıyla tabii kulübümüzde en son olimpiyatlara giden sporcu benim. Benden sonra tabii birçok sporcu yetiştirdik. Şimdi şu andaki tohum merkezinde Serhat hocamın... Hocam en son olimpiyata giden siz misiniz kayak evet, kulübü evet, sporcu soruları? Erzurum'dan ve yani alt disiplininden. Alt disiplininde. Diğer branşlarımız var. Tabii var, var tabii. Başarılı, evet, güzel kardeşlerimiz. Ama alt disiplininden Erzurum'dan evet, en son siz. Evet. Aa, çok enteresan. Evet. Ya. Yani bu Yakup abiler, Ahmet abiler, Murat Tosunlar, Arif Alaftargiller, Atakan Alaftargiller ve ondan sonra tabii su yok. Maalesef her imkanımız en üst seviyede. Fakat birazcık turizme yöneldiğimiz için, yüzümüzü çevirdiğimiz için burada maalesef şimdi orada hocam, biraz turizm doğru, kaldık. Belki şehir için önemli bir organizasyon. Yani turizm olmazsa olmaz. Erzurum'un belki kurtarışı ama siz herhalde kayak kulübü olarak turizmden etkileniyorsunuz, kış turizminden. Bu antrenör bulma açısından mı kaynaklanıyor? Eğitim açısından mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz turizmin ağırlıklı olması? Sizi nasıl, hangi yönde olumsuz etkiliyor? Şimdi hocam tabii pistlerimizi belli bir süre içerisinde kullanıyoruz. Bu bizim için en büyük dezavantaj oluyor. Evet. Ama Konaklı Kayak Merkezi'nde tabii orayı fazlasıyla kullanıyoruz ve son iki yıldır ben Konaklı'ya çektim. Çünkü Erzurum'da artık Palandöken bir dediğimiz kayak merkezinde geçmiş yıllarda atıyorum 300 bin giriş vardı. Şimdi 2 milyon geçişler var. Dolayısıyla tabii hepsi bir arada olunca maalesef sürelerimiz her iki tarafı da götürmek adına öyle güzel bir organizasyon yapıyor belediyemiz, Ejder 3200 takımı. Tabii Konaklı Kayak Merkezi müthiş bir sporcu antrenle edecek bir kayak merkezi. Orada da iki yıldır bizim yine kulübümüzün çok güzel bir yeri var, binamız var. Orayı yaptık, güzel koşullarını en üst seviyeye çıkardık. Sporcularımızı özellikle 15 tatilde, o 15 günlük süreçte orada Palandöken'de 20 kapıdan geçecekse bir turda, orada biz 45 kapıdan geçiriyoruz bir turda. Dolayısıyla orada uzun süreli dayanıklı antrenmanlar yaptırıp o açığı kapatıyoruz. Ama tabii demin bahsettiğim gibi maliyet yükseliyor tabii, değil mi? Maliyetimiz yükseliyor. Biz hepsini karşılıyoruz. Hiçbir şekilde çocuklarımıza o manada o açığı kapamaya ama diğer İstanbul kulüpleri diye nitelendiriyoruz ama Batı kulüplerimiz tabii zengin aile çocukları olduğu için bir kere Eylül-Ekim ayında yurt dışında 5-6 kampa gidiyorlar. Dolayısıyla orada bir kere 5 adım önde oluyorlar bizden. Evet. Tabii bizim Palandökenimizin burada Konaklı'nın bizde tamamen imkanlarından %100'e yakın olmasa da ona yakın faydalanıyoruz. O açığı kapatıyoruz ama tabii son dokunuşlar yine maalesef işte onlar 4 kayak kullanırken biz ekonomik olarak tabii finanse ediyoruz ama
İki kayakta kalıyoruz. Hocam peki gibi, finans gibi. Nereden geliyor? Nasıl ki yani bu, çünkü kayak herhalde Erdinç hocam değil mi? Pahalı bir spor. Yani kayağıyla, ayakkabısıyla, batonuyla, kıyafetiyle, eldiveniyle, kaskı gözlüğüyle böyle hocam, çok bir yabana atılacak değil ama. Şu anda bir sporcunun maliyeti 250 bin lira minimum. Onun yukarısı var, aşağısı yok. Var. İki kayakla ve diğer kaskı, tulumu, eldiveni, sezon gözlüğü, için bahsediyorsun. Tabii değil mi? Servisi, yemeği falan filan, bize bir çocuğun minimum maliyeti 250. Biz 90 tane çocuğumuzu liglerde yarıştırıyoruz. Ama performans sporcusunun malzemesinde değil mi? Bir evet. Tipik değişiklik de oluyor yani teknik yani olarak. Yani benim söylediğim hocam performans sporcusu. Ha, 90 tane ama. Evet. Temel eğitimde de hocam biz 140 civarında, 120-140 civarında bir çocuk sayımız var. Bunlar da demin söylemiş olduğunuz konumuzun başında sömestr tatilinde ve yıl içerisinde hafta sonları ve sömestr dahil ederekten kaydırdığımız çocuklarımız var. Yani o görüntülerini gördüğümüz çocuklar evet. Değil mi? Bir yayına girerken. Evet. Onlar da temel eğitim ve altyapı dediğimiz grubumuz. Tabii onlar da eğitim kayağı oluyor. Daha basit kıyafetler, daha basit kasklar olduğu için orada maliyetimiz düşüyor. Dolayısıyla bizim zorlandığımız yer hocam tamamen yarış ekiplerimiz. Yarış ekip. Biz sadece malzemeyle bitmiyor tabii bu. Birazdan konuşacağız. Yarışmalara gittiğimiz yerler, şuralar, buralar. Onlar tabii üst üste koyunca bugünkü şartlarda inanılmaz bir maliyete peki çıkıyor. Peki hocam destek? Hocam destek tabii, ben bir işletme sahibiyim. Benim ailem, biz iki olimpik kayakçıyız. Dört milli kayakçıyız aile. Babam kayak sevdalısı, abilerim kayak sevdalısı. Ve kayaktan biz bugünlere ticaretimizi ve diğer dünya insanı olduk. Dolayısıyla biz kayağa ahde vefamızı yapıyoruz aile olarak. Dolayısıyla finansın en büyük kısmını ben tamamlıyorum ve ailem tamamlıyor. Ve yanımızda olan yönetici arkadaşlarım hepsi birbirinden, bu şehrin sanayici iş adamı hepsi. Yüzlerce insan çalıştıran arkadaşlarımız. İnanıyorlar şehrin büyümesine, şehrin katma değerine katkı bulunmasında. Zincirin halkası olarak inandıklarından dolayı kayağı ilerlettikçe bu şehir kazanacak diye hepsi taşın altına elini sokuyor. Bir de demin söylediğim gibi peki Ejder hocam, 3200 bu, bize destek oluyor. Bu müsabık sporcularınıza federasyonun katkısı var mı? Şöyle hocam, tohumda demin bahsettiğim 4-5 sporcumuz var. Onlara tohum tarafından zaten malzeme veriliyor zaten ama bakanlık üstünden gelen, evet, değil mi? Bakanlık projesinde ama bu yıl çok şuna da üzüldüm. Çocuklar yarıştan sonra o malzemeler toparlanmış, geriye alınmış. Tabii bunları ben mali kurulda, evet, federasyon tarafından alınmış ve bu çocuklarda inanılmaz bir moral motivasyon Yani daha önceki projelerde veya işte organizasyonlarda siz de içinde olduğunuz için söylüyorum. Yani alınıyor muydu çocuklara verilen malzemeler, yoksa onda zimmet için öyle mi? Sporculuk yaparken yani 2002'de olimpiyata gittim. 98'li yıllarda evet alınıyordu. 98'de olimpiyata gidildi. Gelindi, mont geri alındı. Kayak kaldı ama işte birçok şey oraya geri dönmüşüz. Ve çok üzücü. Bir daha söyler misiniz başkanım? Yani 98'li yıllara geri döndük. Yani o konuda geri dönüldü. Şimdi o peki, çocuğun... Şimdi ben buradan o Erzurumlu olup da bu federasyonun yanında yer alanlara soruyorum. Sizin ne hakkınız var bizi 98'li yıllara geri döndürmeye? Böyle bir hakkınız var mı? Ben hep buradan misyon, vizyon dedim. Bunu algılayamadınız, anlayamadınız. Ya bırakın şu küçük menfaatleri de bu işi çağ atlatacak insanların etrafında toplanın. İşte bir tane stüdyolarımızda görüyorsunuz. Yani 98'li yıllara dönmenin alemi var mı? Bakın bir kulüpten bahsediyor. 90 müsabık sporcudan. Ve diyor ki biz ayrı olarak kaya ahta vefamızı ödüyoruz diyor. Peki yarın Atakan anahtar gibi çekildi mi, ne olacak? Erzurum kayağı ne olacak? Siz hiç düşündünüz mü? Sizi gelip şu anki mevcut başkan Erzurum kayağını mı kalkındıracak? Yoksa siz şu çapınızla siz mi kalkındıracaksınız? Merak ediyorum. Başkanım kusura bakmayın. Yani ben bu konuda çok hassasım. Çünkü evet, Türk kayağı bugün kış turizm veya kış memleketinde yaşayan bir vatandaş olarak, bir spor adamı olarak söylüyorum.
98'li yıllara dönmek üzüyor bizi. Ve diyorsunuz ki en son olimpiyata giden Erzurum Kayak Kulübü'nün sporcusu benim. Hocam Kayak Kulübü 65 yıllık, 65 yaşına geliyor. Yani bu şimdi halbuki ne Atakanlar olması lazımdı. Şimdi siz yarın yorulsanız, ya deseniz ki arkadaş biz kayağa olan ahta vefamızı şahsımda, ailemde ödedik. Bu ölene kadar sürmez. Ne olacak peki hocam? Hocam ben, inşallah bizden iyilerini bulacağız, onlara teslim edeceğiz. İnşallah bizim yorulduğumuz yerde onlar bizden daha iyi yapmaları için arkalarında olacağız hocam. Dua edeceğiz. Evet, yani hocam, inşallah. Şöyle bir sorayım da tabii bu malzeme sorununun bu, yani bizim gibi büyük bir devlet o yani düşündüğümüz zaman biraz da hayretler içerisinde kalıyorum. Yani baktığınız zaman son 20-30 yıldaki spora olan yatırımı bile göz önünde bulundurduğumuz zaman işte kayaktır, malzemedir. Çünkü biz 2 hafta önce bir kayakla atlama konusunu biz Nazım Hoca ile programımızda tartışırken mesela ben oradaki sporcum şu anda Arda. Üst seviyede bir sporcu. Ondan bir sohbet esnasında da bu tür serzenişlerde bulununca şöyle durup düşünüyorsun. Ya biz büyük bir devletiz. Çocuk diyor ki Avrupa'ya çıktığım zaman oradaki arkadaşlarım en az 2-3 tane farklı farklı tarzlarda malzeme kullanırken haftada yani yok, haftada işte yani günlük haftalık diyor. Yarışmaya göre de hava şartlarına göre değişiyorsa işte teknik malzemesinde sıkıntı yaşadığını beyan ediyor. Şimdi baktığınız zaman kayağa bakıyorum. Adı üstünde Türkiye Kayak Federasyonu. Bak, adı üstünde hocam Türkiye Kayak Federasyonu'ndan bahsediyoruz. Tüm Türkiye'yi kapsayan bir federasyon. Şimdi bir de başkanımız sorunun... iş adamı değil mi? Ya. Katkı sağlayacak güya. 3 tane malzemeyi utanmadan geri alıyorsunuz ya. Ayıptır ya. Hocam malzemeden alınsın alınmaz değil mi? Şimdi bu alınan çocuklardaki malzemeler performans yapan çocuklar. Yani tabii. Bu çocuklar ama dedi bir şey başkanım bir şey dedi. Dedi ki çocuklarda bir burukluk oluşuyor. Tabii, hocam ister istemez olur. Yani o çünkü sporu bırakma aşamasına ittiler. Yani bu kadar karşılığında 365 gün devlet imkan verecek. Daha sonra geleceksiniz. Kayağı geri alıp ondan sonra acaba beni gözden mi çıkardılar diyor çocuklar. Yani soruları kafalarında yüzlerce. Deli sorular tabii. Dönüp duruyor değil mi? Tabii. Yani niye? Çünkü çocuğun malzemesini aldığı zaman ben acaba yarında tohumdan evet. Bana güle güle mi diyecekler? Evet. Yani hocam, gibi. Milli sporcudan bahsediyoruz. Yani üst seviyedeki bir sporcuya verilen bir malzeme. Yani bu çocuk alsa ne yapacak? Yani götürüp yine ne yapıyor bakımını malzeme? Yapacak. Seneye tekrar bir daha hocam, gelin mi? Diyor? Herhalde öyle olacak hocam. Ya yıllardır yoktu öyle bir şey de ilk kez bakalım karşılığında nasıl yapacaklar, ne yapacaklar. Muhakkak öyle olacaktır. Hocama ben bir şey katkıda bulunmak istiyorum. Tabii Arda'yı söylediniz. Bizim atlama sporuyla tanışmamız tabii 1950'li yıllarda Erzurum'da vardı, rampamız vardı. Tabii o yıllarda rahmetli büyüklerimiz çok güzel Avusturya'dan gelen Mayer'le evet eğitimleri aldılar ve o atlamadan sonra tabii onu kayakla devam ettirdiler. Şimdi 2008 yılından bu yana devletimiz inanılmaz bir para harcıyor atlama kayağına ve o branşa. Ama bugün geldiğimiz noktada bir tane el sayısında bir sporcumuz yok. Yıllar önce bunu çoğaltıldı. 2011'den sonra yükseliş vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada Fatih yarışı bıraktı. Bahsettiğiniz problemler hocam, şimdi karşılık görüp ve bir tane eli geçen sporcumuz yok maalesef ve milyarlar, trilyonlar harcandı. Evet. Şimdi burada bir beceriksiz yönetim öyle var. Bir şey söyleyeyim. Yani ve bu branşın başında olan arkadaşlarımız sadece gidip fotoğraf çekilip yurt dışında onlara mı bakıyorlar yoksa bu branşı büyütmek adına bir şeyler mi yapmak? Şöyle başkanım, branşı büyütmek için misyon ve vizyon lazım. Şimdi sizin kayak kulübünde neler yaptığınızı görüyoruz ya. Bir kulüpsünüz siz. 90 müsabık sporcudan bahsediyorsunuz. Yıllık maliyetten bahsettiniz. Şimdi yani nerede bakarsanız bakın milyonlara rastlayan bir rakam karşımıza çıkıyor. Ve cebimizden bunu yapıyoruz. Bunu siz yapıyorsunuz. Evet. Şimdi biz devletten bahsediyoruz ya. Ve bunu eğer misyonunuz, vizyonunuz yoksa siz bunu nasıl geliştireceksiniz? Şimdi sizin alttan gelen orduyu ben görüyorum. Cıvıl cıvıl. Her yaşta, her boyda çocuk var. Hele şimdi sevgili izleyenler, çok güzel görüntülerimiz var. İlerleyen dakikalarda bunların hepsini getireceğiz. Başkanın aynı zamanda Türk Kayak Vakfı Başkanlığı da var.
Onu da getireceğiz. Yani öyle güzel görüntüler, öyle güzel şeyler var ki. Şimdi Kayak Federasyonu'ndan gel bunları bekle. Hangi misyonla, hangi vizyonla bekleyeceksin? Yani Sıla'yı atletizm pistinde koşturdular, koşturdular. Ondan sonra da geldiler dediler ki sen değil, İstanbul'da işin sonuna gelmiş bir bayan arkadaşın 3 tane oyu var diye onu yolladılar. Şimdi bu işte bunlar hep misyon vizyon. Yani 20 yaşındaki bir sporcunun şevkinin kırılması, direncinin düşürülmesi, o kadar git fiş puanlarını topla hikaye. Bu hem sporcu hem kulüp hem de şehrin dinamiğini bozmak hocam. Tabii. Sadece çocuğu etkilemiyor. Ben yıllardır Sıla'ya emek veriyorum. Tohum'da Serhat hocası yıllardır emek veriyor. Devlet yıllardır emek veriyor. Şehir yıllardır o çocuğa bütün imkanlarını sunuyor. Ama gelip... Ve bir de bayansın noktada, bir yani. Günlük bir yarış sonucuna getirip işi bağlıyorsun. İşin hocam, garip boyutu. Garip'ın da şimdi Sıla'nın bir geçmişi var. Şimdi Atakan Hoca diyor ki biz buna emek verdik. Serhat Hoca verdi. Şimdi bu baktığınız zaman olimpiyata gidecek bir bayan sporcudan bahsediyor. Ayşe olur, Fatma olur hiç önemli değil. Şimdi burada teknik ekipte şimdi Atakan Hoca var. Tabii Atakan Hoca'nın o şu andaki federasyondaki teknik ekipteki hocalarımız var değil mi? Şimdi evet. Bunun bir istişaresi var. Şimdi bu illa da bir oya dönüştürmek. Şimdi bu hoş olmuyor. Şimdi burada bir geçmiş Kumaço, olan bir sporcudan bahsediyoruz. Kumaço Hoca. Şimdi Serhat Hoca şimdi bu işin içinde, Atakan Hoca bu işin içinde. Şimdi öyle bir şey işte Atakan Hocam diyor ki bak dinamiği kaybediyoruz. Diyor ki benim hevesim kaçıyor. Şimdi benden kaçarsa Serhat Hoca'ya da bu etki ediyor. Şimdi baktığınız zaman Serhat Hoca'nın şu anda elinde anladığım kadar 5-6 tane de oyuncu var. Pırlanta şimdi, ve olimpiyata şu anda en yakın sporcularımız. Bakın hocam şimdi hepsi de o Serhat Hoca'nın o psikolojisini düşünsenize yine aynı sıkıntılarla mı karşılaşacağız? Şimdi ben buraya kadar emek vereceğim, getireceğim. 2 tane, 3 tane oya sebep öyle olmuyor mu şimdi? Baktım ben bunu size geçen hafta da Nazım Hocam aslında bu konu bu iş biraz da bu oyundan çıkması gerekiyor. Valla hocam acilen. Değil mi? Ya bilmiyorum. Şimdi bu federasyonlarda bakın bunun örneklerini yaşıyoruz hocam. İşin hakkını veren akademik federasyon başkanları işte bugün jimnastikte görüyoruz, voleybolda görüyoruz, okçulukta görüyoruz. Bakın şimdi devlet bir şey getirecek. Federasyon başkanlarını belirlerken önce misyonuna, vizyonuna bakacak. Yani sen bu işte bu işin neresindesin? Hangi boyutundasın? Bu işteki deneyimin, tecrüben ne? Ne yapabilirsin? Ne kadar yapabilirsin? Hocam ben amaç eğer branş geliştirmekse. Erdinç hocama bir şey daha ekleyeceğim. Tabii burada oy dediniz. Oy artı bir de yanlış yönetilen bana göre bir düzen var. Teknik kurulu oluşturan arkadaşlarımız hepsi bir kulübün hocası. Hepsi bir kulübün sahibi. Oldu mu? Dolayısıyla hepsi yani tabii insanları ben şeye sokmak istemiyorum ama hangi kulüpte olursa olsun kendi sporcusunu muhakkak ki gönlünde, kalbinde ister. İster tabii. Dolayısıyla bu olimpiyatta da ister, lig yarışında kürsüde de ister, uluslararası yarışmada da ister, hocam. Milli takım seçmesinde de. Dolayısıyla onlara göre bir kurgu olabilir. Dolayısıyla burada hocam, ne olacak? Bağımsız bir teknik kurul olması gerekir. Şimdi burada yani Atakan Hoca'yı ben teşekkür ederim. İyi bir noktaya geldi. Niçin geldi? Baktığınız zaman şimdi burası bir kulüp değil hocam. Adı üstünde Türkiye Kayak Federasyonu'ndan bahsediyoruz ve olimpiyata gidecek sporcuların yani bizim en iyi, en üst seviye, en iyi kalite, en yetenekli sporcuları oraya taşımamız lazım. Öyle olmuyor mu? Şimdi burada oya sebep, ya işte benim kulübüm sporcusu bu menfaat noktasını aşmamız gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla da yani Kayak Federasyonu'nun kendi içindeki paydaşlar noktasında oraya doğru bir kişi geldiği zaman sanki birileri ellerinden bazı şeyler gidecekmiş gibi bir böyle bir algım var, bir sezinlemem var. Siz bu hoş lambur lumbur iş yaparsanız, kendi sporcunuzu koruma amaçlı milli takımlar oluşturursanız, başkanın söylediği gibi tarafsız, işi bilen bir teknik kurul geldiğinde tabii ki senin sporcun kapı dışarı kalacaktır yani. Bu 2x2 4 hocam, eder. Burada, varsa da hakkı da varsa gelsin devam hocam, etsin. Hocam burada bazı şeyleri aşmamız gerekiyor. Şimdi bak Türkiye'den bahsediyoruz. Burada A kulübü, B şimdi, kulübünden bahsediyoruz hocam, ki. Hocam aşmamız hocamın dediği gibi vizyon meselesi. Geçmişte orada ter dökmüş olacak. O kesinlikle. Kapıdan geçmiş, o kesinlikle. Startta dakikalarca üşümüş olması ve oradaki o çocuğun
ne çektiğini bilmesi lazım ki hocam. Kesinlikle. Orada doğru kararları versinler ve kimsenin kimseye hakkını geçirmesin, yedirmesinler. Şimdi diyor. Tabii milli takımdan bahsedince hocam, şimdi bir ekranlara o işitme engelli sporcumuzu verir miyiz? Ali Umut Çatı. Evet. Şimdi başkanım, bu görüntü sizin işitme engelli bir sporcunuzun olimpiyatlara gitmesi. Evet. Bunu anlatır mısınız şu görüntü üzerine? Bu çocuk kimdir, kim buldu, kim yetiştirdi, olimpiyat kadar kim götürdü? Şimdi bu Ali Umut Çat bizim çok kıymet verdiğimiz kulübümüzün böyle şu anda yaz kış neşe kaynağı diyoruz. Tabii kulübümüzde bu tarz sporcumuzun da olması veya bu tarz kişiliğin olmasını hem çocuklar mutlu hem hocalarımız mutlu oluyor. Ali Umut'un babası burada askeriyede bir memur arkadaşımız. Tabii çocuk hem işitme engelli hem de farklı rahatsızlıklarından dolayı çocuğu kulübe böyle gelirken işte yoldan geçerken getiriyor. Biz de tanıştırıyor. Ondan sonra Ali burayı bizde gördüğü yakınlığı, samimiyeti anlayınca, tabii bizim Mustafa Hocam vardı, Topaloğlu, Umut Kotanlı vardı, Yusuf Çelik var. Diğer işte Yusuf, diğer arkadaşlarımız hepsi böyle, hepsi çocuğu aldı, bağrına soktu ve ona o sıcaklığı verdiler. Daha sonra çocuk yazın geldi, oradan ayrılmadı. Kışın geldi, kayağı öğrettik. Ben de dedim ki kulübümüzün sadakası. Yani. Evet, kulübümüzün dedim ki böyle bu manada da bir sosyal hizmeti olsun diye. Biz tabii ki Türk Kayak Vakfı'nda geleceğiz, onları anlatacağım ama kulübümüzde de tesadüfen evet aldık, samimiyetten, merhabadan sonra bu çocuğa kayağı öğrettik. 5-6 yıldır. Bu çocuk yaz kış geldi, kulüpte vakit geçirdi. Orada çocuğu hayata döndürdük. Ailesini böyle dünyaları versek ailesi o kadar mutlu olamazdı. Bu çocuğu kaydırdık, getirdik ve bugün işitme engelliler olimpiyatında çocuğumuzu yarıştırma keyfi duydum, hazı duydum, mutlu oldum ve Allah rızası için yaptığımız bir konu bu. Bunun bir kere manevi boyutu çok yüksek. Yani siz özel bir çocuktan bahsediyorsunuz. Evet. Belki de bu çocuk şu an hayata küsmüş, farklı bir konumda da olabilirdi. Ailesi ve çocuk tabii. İkisi de. Şimdi bu seviyedeki olan çocuklar, aileler çoğu zaman saklıyorlar, gizliyorlar, çıkarmıyorlar. Evet. Belki utanıyorlar. Ama siz bu çocuğu alıp aynı zamanda milli sporcu yaptınız. Evet. Şu anki tabloya baktığınızda da tam bir gurur abidesi. Evet. Yani bu konuda sizi gerçekten tebrik etmek lazım. Hem kulübünüz hem o antrenör arkadaşları. Ve bunun peki sayısını artırmak mümkün mü başkan? Tabii ki mümkün. Yani kulübümüz netice itibariyle binamız var. Bütün imkanlarımız var, hocalarımız var, kayağımız var, servisimiz var. Dolayısıyla bunu artırabiliriz. Tabii ama burada aile de çok önemli. Babası inanılmaz bir fedakar bir abimiz. Yani bize hafta içi işte okulundan taşıdı, getirdi, kaydırdı. Hafta sonu, gece, gündüz o da tabii bu katkıda bulundu birlikte. Dolayısıyla bunu çoğaltabiliriz. Zaten Türk Kayak Vakfı'nda bu tarz çok hizmetlerde bulunuyoruz. Var. Evet. Onları Kayak Vakfı'nı konuşurken ayrı bir parantez açacağız. Şöyle sorayım söyleyeyim. Ben tabii şimdi Erzurum Kayak Kulübü'nün Erzurum'daki geçmişine baktığınız zaman, babanız da dahil olmak üzere tabii kurucularından, evet, bu baktığınız zaman geçen hafta kaybetmiş olduğumuz Fevzi Hoca'nın da, değil mi? Onun da emekleri var. Şimdi olmaz misyon mi ve vizyonuna baktığınız zaman Kayak Kulübü'nün böyle nasıl ifade edeyim? Diğer kulüplerden bir farklı bir görüntüsü var Nazım Hocam. Yani bir diğer kulüplere benzemiyor. Yani karayollarına benzemiyor, teke benzemiyor. Ama onlarda birçok branş var. Burada tek kayak var. Bu kayak kulübü değil mi? İsim de yani Erzurum'un ismini tam taşıdığı için ve eskiden de baktığınız zaman yani burasının bir sporcu yetiştirme yeri gibi merkezi görülüyor. Merkezi yani ana çekirdeği gibi. Şimdi ben Atakan Hoca'dan biraz önce kendisi dedi bütün imkanlarımız var ama şimdi burada işte hem valiliğimiz olsun işte hem Ejder 3200 zaten katkı sağlıyor. Bu noktada
biraz daha benim gördüğümü söyleyeyim. Yani biraz daha şimdi burası biraz da şey bireysel yürüyor, özel bir kulüp. Bana öyle yürüyor. Orada bazı imkanların diğer kulüplere nazaran biraz da farklı davranılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü o misyon ve vizyonu tam biraz daha ileriye götürmek, eşiği biraz daha aşmak. Çünkü baktığınız zaman bak Atakan hocamız diyor ki benden sonra yok. Benden sonra yok dediği noktada kaç yıldır yokuz hocam? 2002, 2024 hocam. 22 yıldır. Evet. Bak hocam 22 yıldır çok yokuz. At disiplininde yokuz. Bak yokuz diyor hocam. Burası acı zaten. Şimdi buradaki noktada ben bazı programlarda dile getirdim. Şimdi bunun sorgulanması gerekiyor. Yani bir, peki bunu bir yere bağlıyorsunuz başkanım? Yani 2022, 2002, 2024, 2023. Nerede aksaklıklarımız oluyor baktığınız zaman? Biz turizme çok daha yöneldik hocam. Yani tamamen her şeyi dolar, euro. Parayı sevdik. Parayı, bu, evet. Bu gerçek hocam. Bununla yüzleşmemiz yani gerekiyor. Bu, burada iki kere iki dört hocam. Yani bunu hiç kimse inkar edemez. Ve bunu herkes bir şey yaptığını ifade eder. Fakat realiteye ve ortaya gelince maalesef şu anda herkes kafasını çevirmiş, kafasını kuma gömmüş. Tamamen gelir getiren şeylere bakılıyor ve demin söylediniz biz hoca bulmakta çok zorlanıyoruz. Neden? Saati 2000 lira olan bir kayak dersinde günde 10 saat demeyelim de grup olduğunda 10 saat bir 20 bin liralık 20 bin liralık bir geliri olacaksa gelip bu 3 ay bunu yapacak. Gelip bizim kulübümüzde şimdi bir imkanlar dahilinde maalesef bulamıyoruz. Şimdi hemen ben soruyorum. Şimdi baktığınız zaman tohum değil mi? Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin evet. Antrenörleri bakanlığa bağlı antrenörler. Doğru mu? Doğru hocam. Ama diğer bir paydaş da federasyon. Evet. Değil mi? Evet. İkisinin bağlantısı var. Şimdi buradaki antrenörler baktığınız zaman şimdi Atakan Hoca'nın belirttiği gibi 2000-3000 dolarlardan bahsediyor. Şimdi o bakanlığa bağlı antrenörlerimiz ortalama ne kadar alıyorlar? Alsa maaş olarak karşılığı olarak 25-30-35 lira. Şimdi bunların günahı ne? Peki onlar bu turizm sektörünün içindeler mi yoksa direkt sporcuların... Yani ben oraya yorum yapmayayım. Yok çok hocam. Evet. Hocam anladım. Yorumdan ziyade şöyle söyleyeyim. Şimdi baktığın zaman ister istemez hocam bak bu işte bir para var. Ekonomik bir durum var. Peki başkanım siz antrenörleri nasıl yapıyorsunuz? Yani zorlanıyoruz dediniz ama yine de etrafınızda bayağı bir antrenörünüz var. Hocam tabii ki biz vefalı insanlarla birlikte yürüyoruz ve alttan yetiştiriyorum hocam. Yani Temel hocam, Yusuf hocam, İşte Mustafa, Umut. Yani biz kendi sporcumuzu alıyoruz. Yardımcı antrenör yapıyoruz. Daha sonrasında da hocam antrenör, tamamen sorumlu antrenör yapıyoruz ve sahadan yetiştiriyoruz çocuğumuzu ve kendimize göre yetiştiriyoruz. Bizim gibi hem fedakar olacak, peki, sadakatli kazançlar olacak. Kazançlar oluyor mu bu? Tabii ki. Hepsinin karşılığını veriyoruz ama tabii özel ders kadar maalesef olmuyor. Olma şansı ama hocam benim yani. İnşallah projem var. Yurt dışından hoca getireceğim. Tamamen işi o olacak. Gece gündüz bununla yatıp bununla kalkıp çocuklarımıza hem hocalarımıza farklı eğitim, onları geliştirecek eğitim hem de çocuklarımızı hem yabancı dil eğitimi, hem kayak eğitimi, hem sosyal eğitimi bir arada içeren inşallah öyle bir projemiz var. Şimdi onu başkanım, harekete tabii, geçireceğim inşallah. İnşallah. Fakat kayak sonuçta bir müsabık spor. Şimdi Erzurum kayakta öyle kenara atılacak, imtina ettirilecek bir şehir değil. Fakat mevcut federasyon Erzurum'u yok hükmünde saymaya devam ediyor. Fakat kar olmadığı zaman da böyle tüy yerime derler ya hani bizde Erzurum'a koşa koşa geliyor. Ama karı gördüğü zaman da hemen Erzurum'dan farklı bir yerlere atlamak istiyor ki. Sezonda bunu biz dile getirdik. Hatta insanlar işte uçak biletlerini almışlar, rezervlerini yapmışlar. Erzurum için planlamalarını yapmışlar. Baskı koymuşlar. Çeviremediler. Utanmasalar onu da götürüyorlardı. Yani insanların bu yaptığı icraatlere karşılık Erzurum'a şey vermek istemiyorlar. Faaliyet vermek istemiyorlar. Hatta ben Ejderiş 1200'ün genel müdürü Selim Bey'e şunu dedim. Lütfen dedim Kayak Federasyonu'nun faaliyetlerini Erzurum'a almayın.
almayın ya. Palandöken olarak. Bugün Palandöken Büyükşehir Belediyesi Palandöken sahibi değil mi başkan? Değil mi? Bütün testleriyle, pistleriyle, her şeyle. Kayak Federasyonu'na böyle bir talep gelirse deyin ki arkadaş bizim size ayıracak ne vaktimiz var ne yerimiz var. Türkiye'de bir sürü merkez var. Gidin nerede yapıyorsanız yapın. Sahip olmayın. Çıksın gitsinler. Şimdi bir görüntü getireceğiz. Ya, sizi buradan kalkıp Uludağ'a götürüyorlar. Hem de böyle kış turizminin çok pahalı olduğu, her şey Erzurum'un 5 katı olduğu bir yere götürüyorlar. Yani bu yıldırma politikası mıdır? Bu farklı bir şey midir? Yani bunu şimdi konuşacağız. Çünkü biraz önce dediniz ya sadece buradaki kaydırma değil, bir de bunun il dışına gidip orada kalmalar var. Şimdi Erzurum'daki otelde ne kalmışsın nere veya buradaki tesislerde Uludağ'da gidip kalmışsın nere? Bir de Uludağ Bursa'ya zaten buradan Erzincan kadar bir yol. Yani git gel bir eziyet. E bura şehirde kalsan her gün 5 dakika her türlü tesisi bulabilirsin. Yani tam bir kayak federasyonu kayağın ihanetinin içinde. Seviliyorlar koltuğu hocam. Kalkmak istemiyorlar. Bu ne müthiş koltukmuş ya. İş adamısın. Kendi bironda daha güzel koltuk var. Git orada otur rahat rahat. Ne işin var senin böyle işlerle? Niçin bu kadar eleştiri alıyorsun? Niçin bu kadar şeyle bu adam eleştiri istiyorsun? Gelebilir. Ben araya bir gireyim. Şimdi baktığınızda bizim Atakan hocamızın da bir iş adamı var ama değil mi? İş şeyiniz var. İş yani insanı, baktınız evet. İş insanısınız. Hem akademik taraf var hem iş insanı var ama şimdi karşı taraftaki başkanın böyle bir işte olimpiyata gitmiş, o kayağı, karı tam özümsememiş biri var. O, ben öyle bakıyorum şimdi olaya. Siz işin içinden tam gelmişsiniz. Küçüklüğünüzden belli bu işin içindesiniz. Ailecek. Ben, hocam yani, kökten. Atakan hocanın küçüklüğünden, babadan gel zaten. Başlangıcını hocam. Yaptırmış. Bütün kardeşler milli olmuş. Olimpik olmuş. İşte bu, Türkiye şampiyonu olmuş. Işte bu süreçte işte işin içinden gelen. Şimdi ben programa başlamadan önce bir şey ima ettim aslında. Şimdi bazıları ve şu anda baktığınız zaman federasyonun içerisinde bu işin içinden gelenler var. Anladığım kadarıyla. Ama bu işin nasıl gitmesi gerektiği noktada herkes biraz arada keseri kendine yontarak bu işi devam ettiriyor. Yani biraz daha Türkiye kaya unutulmuş oluyor. Bu noktada sıkıntımız var. İşte şimdi getireceğiz ekrana. Evet, o Uludağ'a giden kafilenin bir görüntülerini alabilir miyiz? Şimdi başkanım, Uludağ'da bir yarış. Evet, Uludağ Türk kayağının belki önemli mühenk taşlarından bir tanesi. Turizm bir tanesi ama Uludağ'la Palandöken hiç asla ben kıyas kabul etmem. Kıyaslamam da. Biri nihayeti bir tepedir, biri de bir dağ. Yani gerçek bir dağ. Çünkü bunu ben söylemiyorum. Erzurum'a kayağa gelen kayak severler var. Mesela Uludağ'a giden, Kartal Kayağı'ya giden, başka bir yere giden, sonra bir Erzurum'u işte birilerinin tavsiye üzerine gelen çok insanla konuştum ben. Nasıl buldunuz diye soruyorum Erzurum'u. Peki Erzurum mükemmel. Bundan sonra da biz başka bir yere kaymaya gitmeyiz. Çünkü Erzurum'dan aldığı lezzeti başka bir yerde alamazlar. Şimdi Uludağ pahalı bir kayak merkezlerinden bir tanesi. Onu soracağım. Buradan kalkıp araç kiraladınız. Bursa'ya kadar sporcularınızı götürdünüz. Nerede konaklattınız? Nasıl oldu? Bunun mali boyutu çok mu yükseğe çıktı? Aynı şeyler mesela dışarıdan takımlar Erzurum'a gelse aynı masraf mı çıkardı o kulüplere de? Ne diyeceksiniz başkanım? Şimdi tabii Palandöken ülke için bir değer. Tabii Erciyes de bir değer. Uludağ da bir değer. Sarıkamış da bir değer. Bolu da bir değer. Tabii değerlerimiz çok ama şu anda geldiğimiz noktada uluslararası standartlarda yarış düzenlemek için Erzurum
Erciyes tamamen yapay karla beraber birbirini tamamlayan bir pistlerimiz var. Dolayısıyla dünya standartlarında, dünya yarışlarındaki aynı zemini iki dağ şu anda sağlayabiliyor. Tabii diğer dağlarımızda doğal karla beraber güzel ezilince o imkanlar sağlanıyor. Tabii kayağın ilerlemesi her dağda olması lazım. Bütün dağlarda yarışların, yani bütün derken merkezi olan yarışların olması lazım. Ama bunu organizeyi güzel yapmak lazım. Şimdi Erzurum dediğiniz gibi hocam, geldi Erzurum'a. Erzurum'dan şehirle 10 dakika bir mesafe var. Erzurum'da misafirhanede kalabilir, işte ucuz otelde kalabilir, devletimizin yurtları var. Bütün her imkan fazlasıyla var. Parası olan kendi imkanlarıyla da Palandöken Kayak Merkezi'nde istediği standartta otelde kalabilir. Ama Uludağ'da öyle bir imkan yok maalesef. Kartalkaya'da öyle bir imkan yok. Sarıkamış'ta var, evet. Erciyes'te var, evet. Dolayısıyla tabii Uludağ yarışı alınca, tabii ki orası bizim çok hocam, değerli bir dağımız. Bu lafınızı unutmayın da mesela kredi yurtlar diyorsunuz. 2011 sürecinde üniversite oyunlarında o kredi yurtların o oyunlar olimpiyat köyü için özel yurt yapıldı. Evet. İkişer kişilik, bazalı, televizyonlu, buzdolaplı, şulu bulu yani tam teşekküllü, duşu tuvalet içinde olan tabii lüks yurtlar yapıldı. Bir de bizim Dadaşkent'te hizmet içi var dediğimiz tesisler bütün konforuyla zaten üst seviyede. Dolayısıyla zaten müsabakaların çoğunu orası kaldırıyor Erzurum'da. Yani kayak ve diğer müsabakalar olsun. Tabii Uludağ'da yarış yapacağız tabii ki hocam. Yıllarca burada çocuk kupası yaptık, festivaller yapıldı, güzel şeyler yapıldı ve kayağın büyümesinde, kayağın gelişmesinde çok önem arz eden bir dağ. Ama şimdi biz kulüp olarak evet ben bir otobüs adam götürdüm. Bunu ben finanse ettim. Kaç kişiyle gittiniz hocam? Hocam 40. Oo. Yani bir otobüs adamı hocasıyla, sporcusuyla beraber bunu aldık, götürdük. Şimdi götürürken biz günlerce yer için sorduk nerede konaklayacağız. Bize dediler ki Bursa'da yurtlarda. Şimdi demin dediniz Uludağ'dan Bursa'ya çıkmak için Erzurum'dan Bursa'ya gitmek daha kolay. Yani evet. Çocukların şimdi orada sabah 4'te uyanıp yola çıkıp sabah 8.30'daki pist ezberlemeye gelme koşulları dağda konaklayan bir çocukla aynı olamaz. Yani bu bir kere... Hayır bunu düşünmüyorlar. Yani Uludağ'la Bursa'nın arası ciddi bir sıkıntı. Evet, mesela Bursa'nın rakımı hocam hatırlamıyorum ama atıyorum. Binlerin altında. Binin altında çocuk aynı gün çıkacak 1600'de yarış yapacak. Bir kere bu bunun ekonomik boyutu tabii da var yani aracın git gel tabii, git gel. Yani git bütün gel her şeyi ama tabii ne yaptık biz her şeye rağmen orada misafirhanemizi ayarladık. Neyse otelimizi ayarladık. Tabii bu karşılık görmedi ve bütün kulüpler aynı şekilde çok zorlandı. Herkes cevabı alamadı ne yapacağız diye. Ama kör kütük yola çıktık. Erzurum'dan bazı kulüpler sporcuyu bile... Şimdi kurama söyle Bursa merkez 100 metreymiş. Evet. Uludağ 2500 metre. Evet. Yani şimdi oransal olarak 2400 yani metre yükseğe çıkıyor bir anda. Yani dolayısıyla burada yani... Ve çocuk. Evet çocuk yani bu olacak şey değil yani... Tabii gittik otele yerleştik. Yine baskılar yapılmış diğer kulüpler tarafından. Daha sonra bir haber geldi ki işte otelle anlaştık. Buyurun gelin şu otele. Hurra bir daha çocuklarımızı oradan. Yani bu eğer o yarışı oraya alıyorsanız bir hafta 10 gün önceden bunu belirlerseniz herkes de ona göre planını yapar gelir. Hiç problem yok. Tabii ki Uludağ Palandöken'e göre maliyetli, Erciyes'e göre maliyetli, Sarıkamış'a göre maliyetli. Buradaki otelde verecek 500 lira belki geceliğini, orada verdik 5000 lira geceliğine bir kişiye. Yani böyle de bir astronomik bir yani fark oldu. Şimdi başkanım, dolayısıyla, siz Uludağ'da evet yarış olacak. Mesela siz de belki yarışçılık zamanınızda gittiniz. Tabii ki. Ama o zaman orada bir kayak evi vardı. Evet. Yani devlete ait bir yer vardı. Belki gidip orada kaldınız. Belki o zaman turizm henüz bu iş için girmemişti. Yani daha oteller de ekonomikti. Rakamlar uçuk değildi. Evet. Şimdi o zamanla bu zamanın arasında
çok köprünün altından hocam, sular geçti. Organizasyon beceriksizliği var. Yani neticede federasyon oteli ayarladı. Federasyon son gün o baskıların karşılığında karşıladı. Son gün. Evet. O da herkes yani, Uludağ'a indi. Belli değil nerede kalacağı. Yani baskı, ama anladığım geçtik. Kadarıyla baskılar yani ben öyle bütün yani diyorum, öyle de evet gerçekleşir. Hocam. Ben sorumu şöyle diyeceğim. Yani yaklaşık baktığınız zaman 6-7 dönemdir federasyonda başkanlar gidip geliyor. Siz de yılların ve deneyimine sahipsiniz. Baktığınızda hem hoca hem vakıf başkanı hem kulüp başkanı olarak hem sporcu olarak yer aldınız. Şimdi bu federasyon noktasında baktığımız zaman bizim kurumsal anlamda değişim ve dönüşüm yapmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Sizin bu noktadaki görüşünüz ne? Bir değişim ve dönüşüme bu federal yani kayak anlamında bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Yarından tezi yok normal şartlarda. İşte bu noktada evet yapılması gereken. Yani ben bana şimdi göre siz onu diyorsunuz. Ben de şu aklıma geldi. Mesela Erol Yarar başkan zamanında olimpiyat adayı olmak istedi Erzurum. Yani dedi ki bir iki olimpiyat sonrasına aday olalım. Erzurum'a aday olalım. Şimdi siz Kaya ve Türkiye'yi çok iyi biliyorsunuz. Olimpiyat merkezlerini de iyi biliyorsunuz. Dış merkezleri de. Türkiye'de bir olimpiyat yapılacak olsa, kış olimpiyatları. Evet. Erzurum dışında yapılabilecek bir yer var mı? Kayseri. Kayseri Erciyes. Kayseri uygun mu? Yani şu anda işte hocam, kayaklı koşusuna, süpercisine, atlamasına, şuna, tabii buna. Şimdi sadece alp disiplini ve snowboard olarak bakmayalım olaya. Erzurum'da kış sporları merkeziyiz şu anda. Buz patenlerimiz, short track, curling, atlamamız, hokey, atlama. İşte şu an o açıdan hepsini, tabii, var mı başka rakibimiz? Yok, evet. Yani Erzurum'da ufak birkaç dokunuşla bütün tesislerimiz var. Ek ilave olacak branşlarla bu iş alınabilir ve yapılabilir. Ama diğer illerde bu iş tabii yeniden baştan başlamak. Sadece Erciyes'te alp ve snowboard kısmında altyapımız muhteşem. Almalı mıyız? Tabii ki almalıyız. Yani biz bu kayak sporunda dağlarımız elmas bizim. Dağlarımız müthiş verimli, müthiş güzel dağlarımız var. Türk insanı neden bunu yapmasın? Kış sporlarında ne zaman biz aktif olduk? 2011'den sonra. Daha öncesinde neyimiz vardı? Alp disiplini, kayaklı koşu, snowboard vardı. Ama 2011'den sonra reform oldu. Kış sporları reformu oldu. Olimpiyat olursa bugün olduğumuz yerden çok ileriye taşırız sporcularımızı, hemen başarılarımızı. Arada bir soru sorayım. Şimdi bu bazı işte bu sporlarının Türkiye Kayak Federasyonu'na bağlanması var. Değil mi? Mesela Kızak gibi. Kızak bağlandı. Diğer birkaç tanesi de oldu ama herhalde geri döndüler. Bu noktadaki görüşleriniz, yani bunlar ayrı ayrı mı yürümesi gerekiyor yoksa Kayak Federasyonu bünyesi altında farklı departmanlar şeklinde mi yürütülmesi hocam, gerekiyor? Avusturya değişim ve dönüşüm açısından. Evet, yani Avrupa modelinde ayrı ayrı. Verimli olması adına. Bunu gerçek anlamda evet söylüyorum. Şimdi biz olimpiyata talip bir şehir olarak baktığımız zaman şimdi ülke burada diyelim. Şehirden ziyade şimdi, ülke. Ama evet şimdi ülke mi? Şimdi Atakan hocam biraz önce dedi ki bakın dedi biz çok küçük bir rütuşla 4-5 tane daha şeyimiz, eksiğimiz dokunuşumuzla, var. Dokunuşumuzla biz olimpiyata talip olan bir şehir konumundayız. Evet. Şimdi ben o açıdan bakıyorum. Değil mi? Yani değerlendirme. Şimdi bu noktada da Atakan hocam da işte kurumsal anlamda bu değişim ve dönüşüm noktasında var. Şimdi Atakan hocam diyor ki kesin Avrupa'da bunlar ayrı bir yolda tabii yürüyorlar. Bizim de bu şekilde yol haritasını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bunu diyen kim? Atakan hoca diyor. Bakın alt disiplininin farklı bir boyutuyla bakıyor. Bir kere bir attın hocam ayrı bir dal. Ha. Yani kayak, snowboard evet, kayaklı koşu bir kızak ayrı bir şey hocam. Nordic kombine. Tabii. Yani şimdi bunları parçalayınca hocam buralarda enerjiyi peki bölmek lazım. Şimdi doğru. Mesela kızak dedim hocam. Evet. Mali kurulda ben bunu dile getirdim hocam. Kızak federasyonumuza geçti. Bütün sporcular Erzurumlu, bütün hocalar Erzurumlu, bütün oylar Erzurum'dan. Dolayısıyla bir tane faaliyet yapmadılar. Oy gitmesin, oy artık olmasın diye. Hesap ne bilmiyorum hocam. Oy olmasın işte. Artık bu onu ben ya söylemeyeyim hocam. Duydunuz mu? Hocam oy olmaz. Bu federasyonun yanında yer alanlar. Duydunuz mu? Ya şunu bir duyun, bunu bir görün. Lütfen görün.
kendi küçük menfaatlerinizi bir kenara bırakın. Burada Türk kayağı bir kenarda var, bir kenarda da Erzurum var. Ya siz Erzurumlu değil misiniz ya? Eğer o zaman kimliğinizi götürün, değiştirin. Değiştirin ya. Bu ihaneti bu şehre niye yapıyorsunuz ya? Yaptırtmayın şunu. Şimdi başkanım, Mali Genel Kurul dediniz. Hatta biz Mali Genel Kurul'dan sonra sizinle konuştuğumuzda, şimdi biraz oraya değineceğiz. Sonra bir babalar yarışında çünkü konuşmak istiyorum. Siz söz istemişsiniz. Ama yönetim bir anda sizin sözünüzü sanki yokmuş gibi genel kurulu kapatmak istedi. Burada bitmiştir dedi. Sizin itirazlarınız bilmem neler sonucunda siz kalkıp konuştunuz. Neler söylediniz? Yani aklınızda kaldığı yani kadarıyla. Hocam, onu evet yani birçok şey söyledik tabii orada. Yani kayağın çünkü konuşulması gereken yer doğru. Kayak için söyledik hocam. Tabii ki. Fakat beni orada en üzen şey tabii genel kurulun tamamen başladığı gibi bitmesiydi. Maalesef orada başladığı gibi bitmedi. Orada üzüldüm. Tamam, mali kurulu yaptılar. O bütün her şeyi onayladılar, okudular. Her şey gayet güzel, tamam. Asfaliyette az şey var. Kağıt üzerinde hepsi güzel. Evet, her şey gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat orada 3 arkadaş söz aldık. Ama 3 arkadaşı maalesef genel müdür yardımcılarımız, delegeler, o karşı muhalif delegeler ve birçok herkes salonu terk etti. İsterdim ki onlar bir dinleseydiler, güzel şeylerle, eksik olan şeyleri de dinleselerdi. İşte kayağı yapacakları en büyük iyilik o olurdu. Ama maalesef orada tabii bu detaylara, orada konuşulanlara girmek şu anda belki doğru olmayabilir hocam. Ama dinlemediler. Ama yani genel müdür yardımcıları da dinlemedi. Evet. O muhalifteki delegeler de dinlemedi. Evet. Terk ettiler. Niye? Bunun nedeni çok açık hocam. Evet. Çok gayet açık. O da yani bunlar kayakta misyonsuz evet. İnsanlar. Siz orada büyük ihtimalle şunu demişsinizdir. Misyonlarını, vizyonlarını hatırlatmışsınızdır. Yapması gerekenleri yapmamışlardır. O hatalarını yüzlerine vurgulamışsınızdır. İnsanlar bazen kendi hatalarıyla, suçlarıyla da yüzleşmek istemiyorlar. Evet. Şimdi şu Erzurum'dan el kaldıranlar, o Mali Genel Kurul için bir fotoğraf geldi bana. Şimdi o fotoğrafta kimler yok, kimler. El kaldırıyorlar. O kadar çok üzüldüm ki. Hocam o kadar çok üzüldüm ki. Yani eğer kimliğinde Erzurum yazıyorsa, gerçek Erzurum ama. Çakmaysa, sağdan soldan, oradan buradan gelmişse, gelip sonradan Erzurumlu olmuşsa sözüm yok, istediği gibi davranabilir. Ama bu memleketten olup da bu federasyonun yanında yer alıp şu memlekete ihanet etmelerine alkış tutuyorlar ya, onlara buradan 1000 kere yuh olsun diyorum. 1000 kere bakın. Yani ya bir tane Erzurum var, bir tane de Palandöken var. Siz ne yaparsanız yapın. Sonuçta taşlar yerine bulacak. Ama siz o sıra ne olacaksınız çok merak ediyorum. Hangi yüzle gelip çıkacaksınız onu da merak ediyorum. Tabii yüz varsa. Yok. O da başka bir şey. Şimdi baktığınız zaman da Mali Genel Kurul'da siz yani oradaki hedefiniz, bir tek hedefiniz var, orada kayak. Bizim kürsüde sporcularımızın başarısı. Yok. Hedefimiz hayır, burada zaten hocam. Şimdi bunu bak gönülden söylüyorsunuz. Şimdi orada dinlemesi gerekenler kimler? Gençlik Spor Bakanlığı'ndaki olan, değil mi? Yani yöneticilerimizin tabii. Bunu aslında sorgulaması gerekiyor. Bunu geçen yıl mı bu yılın başında da ben bazen programlarınızda dile getirdim. Şimdi baktığınız zaman bir federasyon seçimleri nereden soru gerçekleşiyor? Her olimpiyattan sonra. Doğru mu? Evet, değil mi? Evet. Şimdi normal baktığınız zaman Gençlik Spor Bakanlığımız şu anda devletimizin en üst kurumu. Değil mi? Tabii. Yani şu anda tüm sporu yöneten, buralardaki yanlışları, doğruları görüp buna göre değerlendirme yapan en üst birimimiz. Şimdi baktığınız zaman siz de yıllardır bunun içindesiniz. Son dönemlerde acaba Gençlik Spor Bakanlığımız bu konuda federasyonların bundan önce neler yaptılar, şu anda neredeyiz diye acaba sorguluyorlar mı? Şimdi bunu görüyor musunuz? Yani siz muhakkak sorguluyorlardır. Şimdi bu nasıl sorguluyorlar ki hocam? Bir yerde bir yanlışlık. Neredeyiz yani, ne yapıyoruz? Peki Erzurum'a faaliyet vermemelerini nasıl izah ediyorlar? Hocam aslında Erzurum'a faaliyet veriliyor. Bir dakika. Veriliyor demeyin.
Bakın şimdi biz faaliyet raporunu okuduk. Evet. Hatta Erdinç hocamla sezon başlarken. Şimdi bunlar faaliyet raporunu hazırlarken karın olmayacağını hesaba katarak Aralık ve Mart ayına Erzurum'a faaliyet vermişler. Gerekçesi de diğer yerlerde kar olmama ihtimalini pervasızca da yazmışlar. Şimdi demek ki Aralık'ta başka yerlerde kar olsa veya Mart'ta vermeyecekler. Hatta ondan sonra kar bir sene bir sezon öncesinde hani sıkıntı yaşandı ya. Bu sefer Erzurum'a bu sene verdiler faaliyetleri. Tabii. Ama kar yağdıktan sonra neler oldu hocam? Tabii yani mesela son Türkiye Şampiyonası'nda inanılmaz bir gaf yaptılar. Yani çok yanlış bir adım attılar. Ve adımdan da kısa sürede mecburen geri adım atmak zorunda kaldılar. Çünkü herkes çığ gibi üstlerine tabii gitti yani. Çünkü Türkiye Şampiyonası yıllardır Erzurum'da yapılır. Ve aynı mevsimde yapılır. Kar olsun olmasın bizim hem mekanik hem de pistlerimizin Türkiye Şampiyonası'na hitap edecek çocuklarımıza daha zor koşullarda en üst seviyedeki bir yarış Türkiye Şampiyonası. Evet. Dolayısıyla tabii burada şimdi bizde hocalar var. Aynı tarihte yarış yapılacak büyükler, Junior olan, U14, U12 işte öyle o sınıflamalar ard arda koyulmuş. Ardından da aynı takımların bazı grupları milli takım seçmesi. Yani o planlanmış. Aileler uçağını almış, otelini almış, ödemiş. Şehir dışından gelecekler ona göre planlamış, malzemesini bırakmış. İşte gitmiş gelmiş ama yarışa bir hafta 10 gün kala öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte bazı grupları böyle en şatafatlı, en renkli grupları Uludağ'a alıp orada renkli yarış ama bir daha oradan çocuk bir de okullar arası Türkiye okullar arası şampiyona vardı. Onu da atladık. Yani böyle ard arda her şey planlanmış. Daha sonra çocuk oraya gidecek. Oradan Erzurum'a uçacak gelecek. Milli takıma seçmeye oradan okullar arasına falan filan derken inanılmaz bir kaos yaptılar. Nedenini bilmiyorum. Nedenini de bilmek istemiyorum. Yapılabilir önden yazılsın Uludağ'da yarış. Nasıl lig yarışını yazdılarsa herkes planladı, programladı, gitti yarışımızı yaptık, geldik. Ama bu böyle bir keyfi bir değişme maalesef olamazdı. Başkan şöyle düşünüyor, benim şirketim diyor, ben istersen diyor odamı ikinci kata taşırım, istersen de zemin katta otururum. İstersem Ahmet'le çalışırım, istersen de Hüseyin'le yaparım. İşte bizim, i̇stersem showroom'u böyle çeviririm, istersen böyle çeviririm. Herhalde öyle düşünüyorum. Tabii düşünüyor. Başkanımız, evet, o manada başkanımız çok fazla değil ama bizim burada yani eksik olan Erzurumlu yönetici arkadaşlarımız. O grup içerisindeki yönetici arkadaşlarımızın bizim burada o olay olmadan tabii müdahale edip bunları... Yani. Ya yaptırmamaları lazımdı. Şimdi bunlar müdahale etseler olur ya, başkan kızarmızlar sonra iki yurt dışına göndermez. Onu gidip orada fotoğraf yani çektirmez. Başkanımızdan önce bu arkadaşlarımızın burada daha böyle dirayetli olması lazımdı. Onlar dirayetli olsaydı şu an federasyon Erzurum'un elinde miydi değil miydi? Yani o var ortada, bir realite var. Ama onlar karşı tarafta oldukları için, onlar biz bu şehre ihanet ettikleri için bugün Erzurum Kaya işte bu pozisyonda. Çünkü federasyon Erzurum Kaya'ya sıcak bakmıyor. Belki tohum merkezim başka bir yerde olsa alıp oraya da götürecekler yani devletin güçler yesi onu da yapacaklar. Yok hocam ya ben ona çok fazla katılmıyorum yani Erzurum hani Kayak Federasyonu'nun vazgeçeceği bir yer değil. Olamaz tabii ki. Yani tabii ben ki. O hiç yere göğe sığdıramam. Nasıl yani vazgeçsin? Şimdi iki sene önce ikinci kademe antrenörlük kursu Erciyes'teydi. Kar yoktu. Hatal patal Erzurum'u aldılar. Ya o zaman dedim ki almayın şunların faaliyetlerini lütfen deyin ki kardeşim kar yok. Mümkün değil. Fiziki şartlar mümkün değil. Gidin nerede yapıyorsanız yapın. Ben bunu sekmen başkana özellikle canlı yayın programında davet ettiğimde söyleyeceğim. Özellikle başkanım diyeceğim. Lütfen Kayak Federasyonu faaliyetlerini almayın. Bu şehre almayın ya. Bırakın hocam, nerede gidiyor yapın. Hocam siz çok Erzurum'u seven abimizsiniz. Böyle tabii
duygusal biraz konuşuyorsunuz o manada. Yok, ama alalım hocam, hayır, alalım hocam. Bu imkanlar, bu güzellikleri tabii ki. Normal faaliyet programını yaparlar, Erzurum'a gereken yeri verirler. Biraz önce söylediğiniz, bak yıllarca hep Erzurum'da yapılan o Türkiye şampiyonalarını alıp başka yerlere götürdüğünüz zaman insanların bunlara iyi niyetinden bahsetmek mümkün değil. Ama işte Atakan hocamın dediği noktaya biraz daha gidiyoruz. Şimdi bu kurumun bir yönetimi var. Yönetim içerisinde de Erzurumlu abilerimiz, kardeşlerimiz var. Şimdi bu noktada onların buna biraz müdahale etmeleri tabii gerekiyor. Yani bunu programlarken işte veya bir ilden biriyle götürürken artısını ve eksisini görmek gerekiyor. Şimdi burayı yok sayma şansları mümkünatı yok. Yok, öyle yok, bunun lüksleri yok. Lüksleri de evet. Mümkünatı yok. Çünkü bu 2011'den sonra biz bayağı bir kazanım elde ettik. O kazanımları sürdürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii bu noktada da işte hem olimpiyata talip olmamız, aynı zamanda kurumsallaşma anlamında anladığım kadarıyla Atakan Hoca'nın da bundan sonraki süreçte çünkü değişim ve dönüşüm noktasında projeleri olduğunu düşünüyorum. Tabii. Bu noktada da tabii bizim 3-4-5 hafta önce bir konumuz daha vardı. Fatih Hoca bizim programa konuk oldu. Onun bir iki tane projesi vardı. Biraz daha o projeler noktasında bir soru sormak isterim. Fatih Hocamız bir projesinde işte özellikle bana biraz kayak kulübü özelinde olur gibi düşün. Onun için sormak istiyorum. Fatih Hoca dedi ki mesela düşünün ki bir aile daha gelecek. 4 kişilik bir aile, işte anne baba, işte iki tane de çocuk var. Şimdi bu çocukların da bırakacak yerleri yok. İşte anne baba gidip kaysınlar. Bunları hem günlük eğitimleri, işte o yapılacak bir kreş demeyeyim de, kreşin biraz daha ötesinde bir beceri koordinasyonuna yönelik bir faaliyetlerin olması gerekiyor. İşte anne baba çocuklarını oraya bırakacaklar. O gün sabah saat 9'dan 4'e kadar bu İşte o günkü kulübün programı neyse, kayak da var içinde, başka rekreasyonel faaliyetler de var. Bunu gerçekleştirmek dağımızda önemli bir yol açacaktı diye bir beyanı oldu. Onunla, yani kendi projesi açısından döndü. O biraz da tabii otel özelinde baktı ama kayak kulübü bunu bu noktada böyle bir şey gerçekleştirebilir mi? Yani tamam, zaten sizin baktığınız zaman 4 yaşından 18 yaş aralığına kadar müthiş bir zaten gruplarınız var. Kaydırıyorsunuz da. Mesela işte bu noktada yabancı bir aile geldi. Çocuğunu bırakmak istiyor. Hocam tabii bu Avrupa modelinde bu tarz kayak merkezleri çok. Özellikle Fransa'da. Tabii o modelleri alıp ülkemizde şu anda uygulamamız çok kolay. Zaten bütün imkanlarımız had safhada her konuda. Tabii biz Kayak Kulübü ve Türk Kayak Vakfı olarak bunun bir mini projesini yaptık bu yıl. Yaratıcı Yıldızlar Takımı diye. Belki hocam oradan da var, bir görüntü. Gelecek. Yani bu değerlendirdiğiniz projenin biz Erzurum'da Ejder 3200 ile beraber hiçbir karşılık gözetmeksizin gelecek çocuk burada hem farklı aileleri karşılığı olsun. Bak evet, ben tam karşılığı olacak. Karşılığı bunu olsun bunu çünkü... bir demo yaptık bu sene hocam. Yani hocam da muhtemelen o şimdi görüntüleri o zaman. Çünkü gösterecektir. Onunla ilgili güzel de bir veteri hazırladık için kayak kulübüne yakışır da o böyle bir proje. Tabii ondan imkanlarımız var. Şimdi onu veteri şeklinde yaptık, getireceğiz ekrana. Taşıyacağız o yaptığınız işlerin, hatta çok güzel görüntüler de vardı. Ama şöyle bir sıralamayla gidelim. Mesela babalar yarışı, evet. Mayıs ayında olumsuz hava şartları. Olumsuz hava şartları derken kardan tipiden bahsedildi herhalde. Ve bu ertelendi. Şimdi biraz tabii dışarıdaki insanlara, özellikle de güneyde yaşayan insanlara biraz garip geldi. İnsanlar orada denize girerken Erzurum'da hava muhalefeti kar tipi nedeniyle bir yarış iptal ediliyor. Evet. Yani hem kayak yapılacak hem de ondan dolayı iptal ediliyor. Bunun için neler diyeceksiniz? Bunu yapılacak mı? Yapılacaksa ne zamana planlanılıyor? Nasıl olacak? Evet hocam, tabii yıllardır bu yapılıyor. Türk Kayak Vakfı olarak yapıyoruz. Erzurum Kayak Kulübü yine Ejder 3200 ile birlikte. Tabii babalarımız zamanında da yapıldı. O tarihlerde... Bu en babalar ama. Evet, bunda en babaları hemen söyleyeceğim. Haziran ayında, yani babalar gününün haftasında normalde eski yıllarda yapılıyordu. İşte şortlarla, fötörlerle, kızılderili
kostümleriyle, böyle farklı farklı kostümlerle. Tabii biz son yıllarda kış ve kar hava muhalefetlerinin biraz değişkenlik gösterdiği için hocam bunu tarihi bir geri çektik. Tabii geçen yıl Haziran ayına, Mayıs ayının sonunda böyle bir durum yoktu dağlarımızda. Ama bu yıl dedik ki riski almayalım. 19 Mayıs'ta biz bu işi hem Gençlik Spor Bayramı ile birlikte bunu çıkaralım. Tabii bu yıl en baba yarış dememizin sebebi rahmetli olan buradan mekanı cennet olsun inşallah. Bütün Türk kayağında emeği olan, bütün herkesi diyorum Türk kayağında, alp disiplini branşında ve birçok kuzey disiplininde de emeği olan Fevzi Tosun hocamızın adına onu anmak için bu yıl ismini öyle koyduk. Yine dağlarımızın yine tur kayağı, tırmanış kayağı dediğimiz branşında da Mustafa Tekin kardeşimizi geçen yıl çok elin bir çığ kazasında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla iki branş yaptık. Biri dağ kayağı müsabakası, biri de alp disiplini müsabakası. Biz yıllardır alpi yapardık. Snowboardçular da bize kızıyor ki snowboard'u neden eklemiyorsunuz? Tabii o dönemde kar durumu, pist durumundan dolayı board'u açıkçası risk alıp da o yarışa dahil etmiyoruz. Bunu açıklıyorum ama tabii gönüller istiyor. Dolayısıyla en baba yarış her iki babamızı da koyarak, emektarı koyarak bu sene en baba yarış olarak bu yarışı çıktık. İki değerli dağ adamı, iki değerli kış turizmi. O dağın, o Ejder 3200'ün zirvesinde, ben bunu sizin bir yayınınızda da uzaktan bağlanarak anlatmıştım. Fevzi hocam derdi ki bu kulenin yanından ben kayacağım ve sizi oradan kaydırıp antrenman yaptıracağım demişti. Ve o hayaline Fevzi hocam dedemanla beraber o tesisleri kendi elleriyle çizdirerek onu yaptı ve o günden bugüne biz Ejder 3200'den kayıyoruz ve çok renkli bir simaydı. Çok. Fevzi hoca gerçekten yani, her yönüyle çocukla çocuk, büyükle büyük, esprili yönü. Çok. Allah rahmet etsin. Allah gani gani rahmet etsin. Baktınız ama hocam eskilerin muhabbeti çok farklı oluyor. İşte bir ay önce işte Levent müdürün ziyaretine gittiğimizde orada da bir futbol tarihi vardı. Yöneticilerle karşılaştık. Evet, Erzurumspor'un eski yöneticilerle karşılaştık. Onlarla bağlantısı var hocam bu kulüple. Tabii. Eskiden tabii, yani tabii. Bu kulübün hocam diğer kulüplerden farklı bir misyonu var. Yani böyle bir farklı bir görüntüsü. Evet. Her kesimden insanı içinde ihtimal ediyor. Ondan diyorum ya burası diğer kulüplerden ayrı bir yani kulüplerin üstünde yani. Bir kulüp diyelim. Ben öyle diyorum. Yani peki, yani Fevzi hocam ve Mustafa kardeşimiz o dağı karış karış. Peki ne zaman bunu yapacağız başkan? Hocam tabii biz bu kararı alırken çok zorlandık. Ben risk alalım dedim. Yani bu yarışı yapalım dedim ama keyif yarışı yapacağımız için keyifli risk almaya geldik. Evet, yani. Keyifli bir günde havanın güzel olacağı. Yani çok güzel bir organizasyon yapacağız inşallah. Şöyle, biz de takip edeceğiz. Siz de evet hocam takip edin. En güzel kostümle gelene ödüller vereceğiz. Sezonluk skipas vereceğiz. Biri kravatıyla gelsin, biri kızılderili kıyafetiyle, biri dadaş kıyafetiyle, biri şortla gelsin gibi gibi bunu renklendireceğiz. Ve basına güzel bir görsel hazırlayacağız. Çok güzel olacak. Kahvaltılar yapacağız yöresel. Ardından işte cağ kebaplarla o törenden sonra... Güzel günü bir belli mi? Gününü hocam şu anda hava koşulları biraz daha istikrarsız gidiyor. Rüzgar anormal hocam. Geçen pazar babalar gününe gider mi yine? Yani hocam ya bu hafta sonuna bakacağız, meteorolojiden alacağız tam değerleri ya da bir hafta sonraki hafta sonu kesinlikle yapacağız. Onu da ilan edeceğiz. Yani keyifli bir yarış olsun, güzel kesinlikle. Bir gün olsun diye onu hocam zorlamıyoruz çünkü kar var. Kar olmasa bunu hemen adını koyar hallederiz ama enteresan bir kar yağışı oldu. Dün yine yukarılara kar yağdı yarışı iptal ettiğim ama anormal bir rüzgar oldu. Ve isabetli bir karar aldığımızı da söyledik kesinlikle. Ve öyle sevindim yani şahsen. Evet. Şimdi valimiz kayak kulübünü ziyaret etti. Bir o ekrana taşıyabilir miyiz o fotoğrafı? Ve siz de bir plaket verdiniz Sayın Valimize. Sayın Valimizin kayakla olan bağını
Bir anlatır mısınız? Yani daha önce kaymış mı yoksa gelip burada mı tanıştı? Burada tanıştıysa sevdi mi? Bir de sizin şöyle bir özelliğiniz var. Belki kayak kulübünün çok eski olduğu için. Devlet büyüklerinin tamamı gelip o kayak kulübünden bir şekilde hizmet alıp gitmeleri. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Tabii bizim hem misyonumuzda spor var hem de gelen şehrimizdeki bürokrat, devlet büyüklerimizi, bu dağa, bu spora katkıda bulunacak büyüklerimiz tamamen buluştuğumuz bir noktadayız kayak kulübü olarak. Sayın Valim inanılmaz heyecanlı, inanılmaz mutlu kayağa başladı. Şimdi tabii yıllar önce Erzurum Tekman'da kaymakamlık yapmış. Kış, kar, böyle Konyalı Sayın Valim. Ama kaymamış, bilmiyor. Kaymamış, evet, bilmiyor. Tabii o zamanlar bu kadar böyle teşvik de olmadığı için uzak kalmış. Tabii Sayın Valim'in hem kendi hem eşi, hanımefendi hem de çocukları hepsi başladık. Böyle zorla başladı gibi, yani zorla derken tabii yavaş, işte alış, bugün alış. Yapalım hocam, yarına kaydırdık falan. Daha evet. Sonra Sayın Valim'le kayağa başladık. Ondan sonra durmadan, durmaksızın evet, hem Palandöken'de, hem Konaklı'da, hem otellerimizde, hem Ejder 3200'de her pisti bütün valime tanıttım. Her yerinde kaydırdım ve ondan sonra da Sayın Valim yıllarına, o Tekman'daki yıllarca kaymakamlığında bunu neden yapmadığını ve orada şans eseri tabii günümüzde pazar günü aşağıda ta Polat Otel'in, Sivey Otel'in virajına dediğimiz ve Dedaman Otel'in, yukarıdaki otelin yarısının yollarını kapatan bir trafik günü vardı. Anormal bir yoğunluk vardı. O güne de valimi Palandöken'de kaydırdım ben. O da gördü. Ve gördü. Dronlara çektirdim. Dağımızın otopark problemini, dağımızın evet. Boğazının kapalı olduğunu ve böyle yaşaya yaşaya anlata anlata pistlerdeki yoğunluğun, işte gondol tesisinin artık cevap vermediğinin, evet. Diğer tesislerin artık daha yayılması gerektiğinin, işte Konaklı'yla Palandöken Kayak Merkezi'nin birleşmesinin evet. Bütün hepsini, Sultan 8'in hem, devreye girmesi evet, gerektiğini artık. Yaşadık, anlattık, gösterdik, uyguladık ve Sayın Valim o günden bugüne her gün diyor ki ne zaman kayalım, ne zaman kayalım, her gün böyle kayma hevesiyle. Ama zaten bunu mesela gelen bakanlarımız, devlet büyüklerinin evet. Bakan yardımcılarımız, onlar da sizin hep bir şekilde evet. Kayak kulübünden geçtiler. Yani hep bir şekilde siz hem antrenörlük yaptınız hem başkanlık yaptınız. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Tabii, çünkü çok ciddi isimlere kayak kaydırdınız evet, siz. Evet, yıllarca evet gelen vekillerimiz, Cumhurbaşkanlığından diyelim, böyle isimleri vermeden ve ülkeyi yöneten bütün böyle devlet büyüklerimizi kayağa sevdirdim. Kayağa sevdirdik tabii ekibimizle beraber. Aldık bütün işimizi, gücümüzü bıraktık. Onları kayak, kar suyunu kulaklarından geçirmek için gayret sarf ettik ki neden? Kış turizmini büyütelim. Evet. Kayağımızı büyütelim. Katma değeri büyütelim. Sporu büyütelim. Önlerine gelince bir şeye hemen bu kayak desin, iş kolaylaşsın diye, bütün dağlarımıza faydası olsun diye emek verdik, emek sarf ettik. Bundan da mutluyum. İnşallah bundan sonra da onun karşılıklarını daha kat kat görürüz. Ben şimdi tabii Atakan Hocam anlatmasından anladığım kadarıyla, ben bunu daha önceki programda da dile getirmiştim. Dağımızın aşağı kısmı, yani o boğaz dediğiniz kısımda bir nefes almamız gerekiyor. Bu noktada valimiz de bunu gördü. Bu noktada çalışma yapacağı noktasında söz verdi mi? Yani size, yani bu bana göre o dağa artık arabanın çıkmaması gerektiği nokta görüşüm var ama bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Çok ısrarcıyız. Israrcı. O da hemen mesela bizim bir 3 tesis projemiz vardı sporcular için. Hem Konaklı'da hem Kayak Palandöken'de. Hemen talimatları verdi. Selim Bey de zaten bütün projeler, her şey hazır. Onaylandı. İnşallah uygulamaya geçireceğiz. Allah izin verirse. Başlanacak yani. Evet. Yani nefes alması gerekiyor. Dolayısıyla o dağın nefes alma projesi, Sultan 8'i projesi, hepsi şu anda masaya yatırılıyor ve
önüne Sayın Valimizin gidince hemen ilk konu olarak Erzurum'un en önde gelen lobisi, en önemli katma değeri tabii kış turizmi, sanayi, tarım, tabii hayvancılık. Büyükşehir tabii, Belediye Başkanı'na ihtiyacımız vardı. Tabii. Tabii Sekmen Başkan çünkü bu konulara çok sıcak bakan. Yıllarca bilgi birikimi, nereden nereye taşıdı Sayın Başkanım? Yani dağı yaptı. Dağı sonuçta. Evet, dağı yani kış turizmini, turizm yani biz demin söyledim 300 bin geçiş varken şimdi 2 milyonlara ya, geldiyse ya, tabii ya. Burada en büyük katma değer Sayın Belediye Başkanımızın ve ekibinin, aynı evet. zamanda onunla birlikte Sayın Valilerimizin, Okay Valimiz de, geçmiş tabii. Valimiz de büyük emekler sarf etti. Kış turizmi için, yaz turizmi için. Tabii bunları hepsini üzerine koya koya inşallah peki başkan, Erzurum'u daha farklı yerlere taşıyacağız. İnşallah. Şimdi bizim uçak problemimiz var. Ve siz bir uçak şirketiyle de toplantılar yaptınız. Seferler düşünüldü. Çünkü Erzurum'a maalesef ulaşım zor. Sefer sayımız az. Gelen uçak sayısı az. Talep çok. Ve bu talebi artık uçuşlar karşılamıyor. Onun için de yüksek bilet ücretleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi o görüntüyü alabilir miyiz? Bir, evet, burada bir ana şirketin hem CEO'sundan bilgi alıyorsunuz hem de bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Sun Express'le bir nevi masaya bu işler yatırıldı. Neler söylendi, neler konuşuldu, neler yapılıyor? Hocam iki gün biz bu proje üzerinde çalıştık. Sun Express, Lufthansa, Air Hava Yolları ve Türk Hava Yolları ortaklığıyla Sun Express zaten bu faaliyette. Onların CEO'ları, Almanya'daki idarecileri, Türkiye'deki yöneticileri, bütün hepsiyle beraber iki gün gece gündüz beraber oldum ve bu dağın 1960'lı yıllarından bugüne gelen tarihini, geçmişini, hangi aşamalardan geçtiğini, Erzurum'un nereden nereye geldiğini, bütün hepsine briefing verdik. Dağın her noktasını gezdirdik. Otelleri tamamen gezdirdik. Tabii burada hem yurt içi uçuşlar, ikinci en önemli burada olan... Burada futbol turizminden de bahsettiniz mi? Tabii başka? Yüksek irtifa, yüzme kamplarını Avrupa'da, dünyanın en iyilerinin burada kampa geldiğini, atlama kulelerimizde yapamasak da diğer ülkelerden gelecek kamp kafilelerini ve bütün Erzurum'un spor tesislerinin yaz-kış katma değerini anlattık. Ne olacağını. Tabii yıllar önce Sun Express İzmir Erzurum uçuşları vardı. Bunun Antalya, çok önemli. Şu Adana. Evet, çok önemli Erzurum'a katkısını olduğunu ben çok iyi biliyorum. Perşembe günü gelirdi, pazar akşamı dönerdi ve İzmir'den inanılmaz bir varlıklı kayak potansiyeli olan insanlar gelirdi Erzurum'a ve inanılmaz para bırakırdı. Bunları anlattık. Tabii ikinci projede Hollanda'dan, Amsterdam'dan gelen charterları bilmiyorlardı. Polonya, Varşova'dan gelen charterları, Rusya, Ukrayna, Moskova, işte Kiev'den gelen charterları ben birebir anlattım. Ne kadar potansiyel, dağın nereden nereye geldiğini, her birini anlattıktan sonra tabii ellerinde çok güzel İngiliz piyasası var. İngiltere piyasası daha doğrusu. İngiltere'den şu anda planlama yapıyorlar. CEO'suyla yakın temastayım. Selim de öyle, ben de öyle. İnşallah İngiltere'den Palandöken'e, Londra'dan charter seferleri başlayacak. Ama sevindirici bir haberi bana CEO'su döndü, yöneticiler döndü. 2025 yılında Antalya, Erzurum uçuşlarına başlıyor Ocak ayı itibariyle. İşte çarşamba, pazar olarak bu kararı aldıklarını, evet, hafta sonu İzmir'i de buna inşallah dahil edeceklerini. İzmir'e şu an yok mu uçuş, var sanki? Eskisi gibi çok fazla yok. Yani onu bu zaten hocam, bunu bir aşamadık zaten. Evet. Yani Erzurum olarak yani 4-5 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Yani baktığınız zaman hatta Atakan Hoca'nın dediği gibi talep çok. Baktığınız zaman ama eskiden mesela 6,5 Peki Türk Hava Yolları ne dedi başkan buna? Türk Hava Yolları'nın da CEO'su var mıydı orada? Türk Hava Yolları'nın yöneticileri vardı. Zaten ortaklar. Lufthansa'yla. Ha, o şeyleri ortaklar, doğru. Sun Express, Türk Hava Yolları, onların
şirketi. Hocam İngiltere'den inanılmaz bir zengin kitle gelecek buraya inşallah kaymaya. Dolayısıyla dağlarımız farklı farklı renklere bürünecek. Rusya'daki o işte 2020'deki pandemiden dolayı bir kırılma oldu. Şu anda toparlayabildik mi? Yani Rusya'dan bizim çünkü daha aşırı derecede bir talep var. Rusya'dan hocam yılbaşı tatili, o Christmas tatili dedikleri onların Noel bayramındaki bölümde geliyorlar. Ondan sonrasında kendi imkanlarıyla gelen oluyor. Tabii kış turizminde şu anda Hollanda'yı işte getiremiyoruz. Gelmiyor veyahut da işte o tabii çalışmalar çok evet. iyi oluyor ama şimdi işte değişik pazarlara giriyoruz inşallah. Tabii onu hem yatak kapasitemiz de artacak. Sekmen Başkan öyle söyledi. 6500 yatak kapasitesine ulaşacağız evet. dedi. Yani otelde. Yani büyük bir ihtimal başkanın dediği zaten devreye girerse konaklığı büyük bir ihtimal bu aylarda orada temel atma töreni falan gibi bir şey olacak. Konaklığı yani. Tarafında. Evet bir projeleri var. Yani totalde dağlarda 6500 yatağa ulaşacağız dedi. Avrupa projesi gibi yürüyor anladığım kadarıyla. İsveç'ten St. Moritz gibi bir proje var. Ben o sunumu gördüm. Hı hı. Şu anda çok böyle inanılmaz hazırlanıyorlar ama tabii son adımlarını attılar. İnşallah çok büyük sürprizlerle konaklı kayak merkezi bu gün işin Davos'u yani olacak. Turizm İnşallah. Noktasında tabii, turizm, hem de farklı evet. toplantılar evet. yapılma. Yani uluslararası anlamdaki toplantılar. Evet. Ama biraz böyle üstü kapalı o gidiyor. O i̇nşallah sürpriz olur. Olacak inşallah sürpriz hepimize. Olur, evet. İnşallah. Şimdi tabii bir de Kayak Kulübü Vakfı var. Şimdi çok güzel görüntüler var. O görüntülerden biz bir klip yaptık. Sizinden aldığımız görüntülerle. tabii rahmetli İbrahim Erkal'ın sözleriyle bunu birleştirdik. Onu bir izleyelim. Sonra Kayak Vakfı üzerine biraz konuşalım. Evet sevgili izleyenler, şimdi sizi rahmetli İbrahim Erkal'ın o güzel sözleriyle ve o Kayak Vakfı'nın güzel görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Damla donan buzu
Evet, Nurettin'e çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel olmuş. Beğendiniz mi başkanım? Harika hocam. Yani İbrahim Erkal'ın Hadi Gel Erzurum'u uyarladık. Sizin bahsettiğiniz Türk Yıldızları projesi bu herhalde. Büyükşehir Belediyesi ile Ejder 3200 ile ortaklaşa yaptığınız bir projeydi. İşte veliler başka bir şey yaparken siz çocuklarla hem kayak eğitimi yaptınız hem böyle güzel eğlenceli programlar yaptınız. Bundan biraz bahseder misiniz başkanım? Evet hocam, yani bu Erdinç hocamın biraz evvel bahsettiği proje Yaratıcı Yıldızlar Takımı diye arkadaşlarla, tabi bunlar yaz ve kış İstanbul'da uzantıları, programlar yapıyorlar. Hem outdoor arazilerde, işte salonlarda. Hem aileler için hem de çocuklar için. Ve oldukları bölgenin işte kültürel, yöresel bütün her şeyinden faydalanarak onları tanıtıyorlar şehri. Tabii geçen yaz biz Selim Bey'le beraber bu projeyi konuştuk. Erzurum'da artık böyle bir şeyleri de yapalım. Yani aileler kayak kayarken çocuklarını kaydıralım. Çocuklarını işte kültürel faaliyetlere, işte Erzurum'daki diğer sosyal projelere neler yapabiliriz diye. Evet, rekreasyonel faaliyetler. Ayrıca yine aileleri de rekreasyon faaliyetler. Yani tam yani ikisini zıt yaparaktan iki grup halinde hocam biz bu grupları karşıladık, ağırladık. Selim Bey Snowdoor'a otelde, kendi otellerinde, biz de kayak kulübünde hem kayak eğitimi verdik hem kar üzerinde rekreasyon yaptırdık, eğlendirdik. İçeride, dışarıda, sonra kızak eğitimi verdik. İşte hocalar karda çeşitli oyunlar yaptırdı böyle çocuklara, farklı kendi hocaları. Tabii biz de bütün onların yanında onlara yardımcı olduk. Peki memnuniyet? Memnuniyet hocam müthiş ötesi oldu. Tabii bu gruplar aşağı yukarı 60'ar kişilik gruplardı. İki grup geldi ve Erzurum'a hiç gelmeyen aileler, hiç burayı görmeyen aileler geldiler. Hem Erzurum insanının bir kere sıcak yapısını, bir kere en çok söyledikleri o. Ne kadar sıcak insanlarsınız, ne kadar güzel insanlarsınız, ne kadar... Biz sizi böyle tanımıyoruz. Evet, siz şimdi, dünyamız maalesef değişiyor. Evet. Ve halen de Erzurum'un o güzel özelliklerini biz Allah'a şükür bir devam ettiriyoruz. Bir türlü anlatamadık hocam. Yani evet. Erzurum'u biz dünyaya anlatamadık, Türkiye'ye anlatamadık. Hep uzak şehir görüldü, hep soğuk şehir göründü. İşte insanları farklı değerlendirildi. Halbuki biz öyle değiliz. Biz misafirperveriz, biz sıcağız. Biz insanlara karşı seveceğiz, iyilik severiz. İşte şehrimiz güzel. Bugün işte gördük görüntüleri. Bir dağımız var dünya standartlarında. Peki sene için bir daha geliriz dediler sene mi? Sene için tabii hocam. Yani şu anda zaten sezon sonuna yine grup yapmaya çalıştılar ama tabii şunu dedik. Sezon sonunda bizim çok yarış olacak. Hem program hocalarımızı tabii. Evet orada mecburen çok uzun olduğu için işte Türkiye Şampiyonası, milli takım seçmeleri, okullar arası derken bu çok uzadığı için onu yapmadık ama seneye dedik 4 grup, 5 grup yapalım. Bir de sömestrde yapalım. Böyle Erzurum'a peki katkımızı... Başkan, bunun maddi girdisi oldu mu? Maddi girdisi olmadı. Olmalı ama. Evet. Ya, yani tabii seneye olmalı. Artık bunu resmen adını koyacağız. Eğitimimizi koyacağız. Hem kulübümüzün adına, zaten kulübe aldığımız yani yardımları bağış olarak alıyoruz adına. Tabii. Hem kulübümüzdeki o çocuklarımıza, 80 çocuğumuza eldivenini alsak, kayağını alsak, ayakkabısını alsak veya karnını doyursak, servis parasını bile alsak bize tabii ki bir katkı olacak ve seneye bu projemiz çok büyüyecek. Oturacağız, güzel heyecanla bekliyorlar bizi. Tabii biz bu babalar yarışından sonra önümüzdeki yılın planlamasını geçip onu yani bunu Türk Kayak Vakfı olarak mı yapacaksınız? Evet, vakıf olarak Türk yapacağız. Türk Kayak Vakfı Kayak Kulübü işbirliğiyle. Tabii işbirliğiyle. Peki tabii. Kayak Vakfı olarak başkanım, diğer Türkiye'deki diğer merkezlerde yaptığınız bir faaliyet var mı? Şimdi tabii biz yine Erzurum'da işte bu yıl Fevzi hocamıza yaptık. Yapacağız babalar yarışını. Bayburt'ta olimpiyatlarda bizi temsil eden Emre Şimşek. Bizim öğrencimiz, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Kayseri'de şu an değil mi? Kayseri'de. Meslektaşımız, üniversitede doçent doktor arkadaşımız, onun İsmail abi, rahmetli olan babasına Bayburt'ta özel yarış yaptık. Kayseri'de
Erzurum'da 1250 çocuğumuzu kaydırdık biz. Vakıf olarak yapıyorsunuz evet. bunu. Şimdi birileri bunu federasyon yaptı zanneder de onu ayırt etmek lazım çünkü. Kırsal kesimde yani şehri görmemiş çocukları biz kaymakamlarla görüşerek bütün hocaları, okulları ayarlayarak okullarımızdan çocukları getirdik daha kaydırdık, yedirdik, içirdik, eğlendirdik, hediyeler verdik. Çocuklarımıza anı defteri yaptık. O anı defterini ben okudukça gözlerimden yaşlar iniyor. Zaten sulu gözüm ben. Böyle onu okudukça hep duygulanıyorum. Tabii ki kürsüde sporcuyu görmek bizim en birinci hedefimiz. Evet, ama evet. o kısmı dayanılmaz güzel bir kısım. Maneviyatı yüksek. Manevi evet yönünü alıyoruz. Bunu Kayseri RGS'te de yaptık yine. RGS AŞ sağ olsun bize orada kayak imkanı sundu, yeme imkanı sundu. Erdin Emre hocam da orada sağ olsun 250 çocuğumuzu kaydırdık. İşte Sarıkamış'ta özel yarış yapacağız orada yine isim rahmetli olan arkadaşlarımızın adına. Ama Erzurum'da tabii merkezimiz ve bütün gücümüzün burada olduğu için hocam Down sendromlu çocuklarımızı kaydırıyoruz. Şehit aile çocuklarımızı kaydırıyoruz. Gazi çocuklarımızı kaydırıyoruz. Böyle Türk Kayağı'nın sosyal sorumluluk projelerini de Türk Kayak Vakfı üzerinden yapıyoruz. Ama tabii kayak kulübü işbirliğiyle. Yani kayak yapmayan kalmaz. Yani kayak yapmayan kalmasın evet. Çocuklarımızı evet kayakla tanıştıralım. İmkanı olmayan çocuklarımızı tanıştıralım. Hayatlarında o yaş grubundaki bir çocuğa bir dokunuşla hayatı boyunca farklı bir gözünü açacağımız bir dokunuş yapalım inşallah. Allah bizlere versin, biz de onlara yağdıralım, mutlu şimdi, olalım. Tabii başkanım, Ercan'ın lafını unutma. Siz böyle anlatırken bir empati yaptım. Bu Türk Kayak Vakfı bu kadar faaliyet yapıyorsa, şimdi Atakan Araftargil Türk Kayak Federasyonu Başkanı olsa neler yapılır neler. İşte biz misyon, vizyon derken bundan bahsediyoruz. Yani bakın bir vakıf olarak Türkiye'nin her tarafında her türlü etkinlik yapılırken ben özellikle onu ayırdım. Çünkü bazıları kalkar zanneder ki federasyon yaptı. Halbuki federasyonun hiç alakası yok. Vakıf olarak yapıyor. Bir de böyle hayal ettim. Başkan, federasyon başkanı olsanız neler yapılır? Neler olur neler? İnşallah bir gün o koltukta göreceğiz sizi başkanım. Çok da yakışırsınız. Hayırlısı diyelim inşallah. Hayırlısı tabii ki. Ama şöyle bir şey, vakıf olarak da şunu belirtmek istiyorum. İnşallah en kısa sürede de bu Türk Kayağı'na emek vermiş büyüklerimizi, bize hocalık yapmış büyüklerimizi inşallah ve olimpiyat onları bir araya getirmek. İşte çok mesela güzel. Rahmetli oldu Fevzi hocamız, Ejder 3200 güzel bir birliktelik yaptı. İşte Bursa'da Ziyettin hocamız var, bize bütün emek veren. İşte Yıldırım Budak hocamız var, bize emek veren. Onları Şenol amcamız rahmetli oldu. Ya onları bir araya getirip o ayaklı ansiklopedileri bir araya getirdiğinizde lütfen bizi de davet edin. Bir ikincisi biz onu de kayıt hocam, altına alalım. Evet. Çekelim. Onlara özel bir program yapalım. Çünkü bu konuları çok önemsiyorum. Mesela biz Şenol amcayla rahmetli olmadan işte 8 ay önce bir program yaptık. Evinde yaptık. Evden çıkamıyordu. Şimdi arşivlerimizde duruyor. O kadar güzel şeylerden bahsetti ki bizi 36'lara 40'lara götürdü. O dönemler işte Erzurum Kayağı'na biz mesela Hınıs Boğazı yokken şu işte eski Boğaz dediğimiz mevkide şu anki Sultan 8'in yapılması planlanan yerde bir kayak evi varmış. Ben bilmiyordum. İlk onu Şenol amcadan duydum. O tahta kayakları anlattı. Mayer'in geldiğindeki yapılan şeylerden şimdi olimpiyata bahsettim. Giden büyüklerimizi bir araya getirip tabii onların ki. O anılarını bir ya, arşivlemek, bunu var yaşatmak. Ya, bunu spor adına çok büyük katkımız İnşallah olur. İnşallah öyle projelerimiz hocam var. İnşallah. Benim sorum oydu zaten. Yani Nazım hocam dedi unutmayın dedi ya o soruyu aslında bunu daha önce de size sormuştuk veya bir sohbet onu konuşmuştuk. Şimdi bu diyor mu Erzurum Kayak Kulübü'nün bir geçmişi var. Şimdi bu geçmişin bir şekilde nesilden nesile aktarılması gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman ben Kayak Kulübü'nü geçen yıl, yani bu yıl da Nazım Hoca'yla beraber
daha mı çıkmıştık? Gezdiğimizde gördüm. Orada mükemmel ta o babanızın dönemlerinde daha eskiden kalmış olan o kayağın bir tarihsel hem teknik malzemeleri var hem de işte Fevzi Hoca'nın müze var. Dedi, müze orada bir müze kayak var ama şimdi ben o müzenin müze var. O müzenin kayak kulübünün dışındaki yansımasını görmek istiyorum. Yani daha hiç değişik bir ortamda bir bunu ben futbolda da yani Erzurumspor işte Cem Bakırcı abimden de ondan da rica ettim. O da bir müthiş bir arşivi var. Sizin de baktığınız zaman uzun yıllardır işte babanızdan da gelen bir geçmiş var. O geçmişin bir şekilde bir müze diyelim. Farklı bir arşivleme, dijitalleşme zaten büyük bir ihtimal yapılıyor anladığım kadarıyla. He. Ama bunu o işte hem teknik malzeme açısından işte hem Fevzi Hoca ve onun gibi olan duayenleri Sıtkı Karakaş, Fevzi Tosun, İhsan Özgür Aziyettin Taştan, Köksal, Baykal çok isimler var. Başkan, Fuat Kulaçoğlu, Emin Celayirler. Lütfen bizi unutmayın. Bir de hocam yani şu anda yani bizi davet edin. Muhakkak hocam. Biz sadece onlarla sizin bir arada oluşunuzu değil onlarla gelelim orada söyleşi yapalım. Çünkü hepsini bir arada bulmak o kadar zor ki. Ve bir arada bulmak da çok da kıymetli. Yani onları kayıt altına alalım. Ekranlara taşıyalım. Ölüm var, kalım var. Hem öyle var hem de Sayın Valimiz de anladığım kadarıyla bu yolu açmış. Yani Atakan Hoca'ndan da ben rica edeyim. Benim ricamı da Sayın Valimize verelim. Bir yer olsun. Bu yer gezilebilir. İnsanlar gelsinler. O kayağı yani duayenleri görsünler. Yani kaç yılında bizim kayak kulübümüz kurulmuş? 1960. 60 yılından itibaren bu şu ana 2024'e kadar olan süreci yani gelsin. Bugün işte Nazım Hoca 6-7 yıl önce gitti Barcelona'ya. Değil mi? Barcelona'ya gittiğinizde nereye gezdiniz hocam? Müzeyi. Barcelona'nın stadın müzesi. Müzesini gezdi. İşte Erzurum Kayak Kulübü'nün de bir müzesi olsun. Müze var. Gibi bir binamız var. Tarih kokuyor. Bir gelsin. De aşağıda Ejder 3200 de çok güzel bir tarih müzesi yaptı. Ama tabii işte hepsini birleştirmek lazım. Bir birleştirmek yerde lazım evet. Ve gezilebilecek yer olsun. Göstermek yani. Lazım, evet. Tanıtmak evet. Lazım. İşte tabii medya ayağını bizleri sizlerin yönlendirmesi lazım. Sizler bizi yönlendirirseniz bizler bu konuda seve seve hizmet vermeye hazırız. Çünkü Erzurum'un mani değerlerini bu ekranlara taşımak ki Erzurum'un tek dünyaya açılan penceresi, tek sesi. Ve geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Artık sadece Türkiye'de değil, yurt dışında bir sürü izleyicilerimiz var. Bunları onlarla tanıştırmak, buluşturmak çok güzel olacak başkanım. En kısa sürede bunun haberini sizden bekliyorum. Tabii her şeyin bir sonu var. Programın da sonuna yaklaştık. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz o güzel bilgiler için. Ama bir kere daha gösterdiniz ki misyon, vizyon nedir? Bunu bu programda çok güzel gösterdiniz. Yaptığınız icraatlerle, yaptığınız olaylarla ki siz kayakçı kökenli bir ailesiniz. Rahmetli babanızı da çok iyi tanırdım ben. Kayağa her türlü fedakarlığı veren bir isimdi. Kardeşleriniz, abileriniz hep aynı şekildesiniz. Gereken her şeyi yapıyorsunuz ama Allah sizlere uzun ömür versin. Sizden sonra bu işler yarım kalacaksa Erzurum kayağı çok büyük sekteye uğrar. Çünkü çok üzüldüm. En son kayak kulübü olarak olimpiyata giden sporcu sizsiniz ki aradan kaç yıl geçmiş. İnşallah bu yapılan çalışmalarla bunların sayısı kısa sürede kapanacak. Ve sizler de o platformda yerinizi alacaksınız. Çünkü gerçekten İstanbul kulüpleriyle yarışmak zor. Paralı insanlarla bu işi yarışmak zor. Onlar siz karın yağmasını beklerken onlar yurt dışında bu işe başlıyorlar. Rekabet zor. Ama sizin azminiz, bilgi birikiminiz ve deneyiminiz bunu yetecek. İnşallah en kısa sürede de Türk kayağını yöneten birisi olarak platforma çıkarsınız. Çünkü Türk kayağının böyle bir şeye ihtiyacı var. Türkiye'nin neredeyse 2/4 karalarla kaplı. O kadar kayak merkezi olan bir yerde artık dünya kayağında da söz sahibi olmamız lazım diye düşünüyorum. Başkanım teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Erzurum Hocam sağ olun. Evet sevgili izleyenler. Bir programın daha sonuna geldik. Veda zamanı. Ama veda etmeden önce o Kayak Vakfı'nın o güzel görüntüleriyle, İbrahim Erkan'ın o güzel sesiyle sizleri baş başa bırakarak veda etmek istiyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.
yarın el ele. Alem senin aşığın. Hadi gel. Damdan